Seminerimize geçiyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımızı içeriye davet ederseniz, görevli arkadaşlara söylüyorum. Odamızın çok değerli başkanı, çok değerli İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız, odamızın çok değerli yöneticileri, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli eğitmenlerimiz, ilçe temsilcilerimiz, sevgili meslektaşlarımız, yine bir Cevahir seminerinde hep birlikteyiz. Bugün 2019 yılı gelirlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesi ve özellik arz eden durumlar başlığında bir seminerimiz olacak. Ben sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu vesileyle Gelir İdaresi'nin vergi haftasını kutluyoruz. Vergi bilincinin tabana yayıldığı, vergi adaletinin tamamen sağlandığı bir hayata da hep birlikte geçme dileğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, bugün sunumlarıyla bize katkı sunacak çok değerli konuşmacılarımız, odamızın değerli kurul üyeleri, ilçe temsilcilerimiz, temsilci yardımcılarımız, oda eğitmenlerimiz ve siz sevgili meslektaşlarımız, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir taraftan işlerimizin en yoğunlaştığı aylara girdik. Mart ve Nisan ayları. Diğer taraftan bizi yakından ilgilendiren önemli olaylar var. Bir taraftan muhasebenin içine giriyoruz, çıkamıyoruz. Bir taraftan da diğer sıkıntılarımızdan muhasebeye gelemiyoruz. İki farklı madalyonun yüzü var. Bir taraftan istemesek de dünyayı tehdit eden bir virüs var. Anladığımız kadarıyla kapılarımıza dayandı. Ayrım yapmıyor, bütün dünyayı tehdit ediyor. Umarız en kısa sürede bir çaresi bulunur. İnsanlar hayatlarından, geleceklerinden olmazlar. Virüs sadece hastalık yaymakla kalmıyor. Ekonomiden diğer konulara kadar her alanda hayatımızı etkiliyor. Hastalık olarak girmese bile ekonomik anlamda her kapıdan içeriye girmeye başladı. Dileğimiz bu krizin bir an önce önlenmesi. Yine sıkıntılarımız var. Göçmen krizi var. Kapılara dayandı. Bir insanlık dramı. Maalesef vahşi kapitalizm dur dinlemek bilmiyor. Biz bu savaşların nedenini hepimiz biliyoruz. Bunlar rant savaşları. Her şey alet ediliniyor. Kar uğruna, çıkar uğruna, petrol uğruna maalesef egemen güçler dünyayı cehenneme çevirdiler. Akan kan da bir kez durmuyor. Tabii şehitlerimiz oluyor maalesef. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Evlatlarını kaybeden ailelerimize, ulusumuza başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncemiz askerlerimizin bir an önce sağ salim ülkemize dönmesi. Tabii bunun yanında mesleki yoğunluğumuz devam ediyor. Bizim asıl işlerimizden biri eğitim. Farklı alanlarda eğitimlerimiz var, ihtiyaçlara yönelik.
Akademiyle ilgili eğitimlerimiz var. Artık günümüzde gerekli oldu. Yine başlattık bugünlerde. İleri düzeyde Excel ortamında finansal veri analizi eğitimlerimizi açtık. Mutlaka bu yöndeki eksiğimizi hepimizin tamamlaması gerekiyor. Bilirkişilik yapan arkadaşlarımız için nitelikli hesaplamayla ilgili akademide bir alt uzmanlık alanı açtık. Yine Türk Ticaret Kanunu birleşme bölünme ve adli muhasebe ile ilgili eğitimlerimizi de önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Tesmer İstanbul şubemizin eğitimleri devam ediyor. TÜRMOB'la birlikte Konkortoto konserliği eğitimlerini duyuruya çıktık. Başlattık ihtiyacı olan arkadaşlarımız için. İlçe seminerlerimiz hepinizin bildiği gibi devam ediyor. Nihayet 30 yıldır konuştuğumuz bir konu vardı. Gerek haksız rekabetin önlenmesi, gerek mesleki formasyonumuzun yükseltilmesi, eğitimden kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi için zorunlu eğitimden bahsediyorduk. Zorunlu eğitim 1 Mart itibariyle yürürlüğe girdi. Hatırlatma anlamında söylüyorum. 3 kategoriden oluşuyor. 1 Mart itibariyle diğer eğitimlerimiz başladı. Bugünkü detaylarını web sitemizde yarından itibaren göreceksiniz. Bu katıldığınız eğitim 2 saatten sayılıyor. Gün içinde alınan eğitimler 2 saatten sayılıyor zorunlu eğitimlerde. Her meslektaşım, çalışanlar listesinde kayıtlı olan ve kaşe kullanan her meslektaşım bu yıl içinde 10 saat diğer eğitim, 10 saat interaktif eğitim, 10 saatte yüz yüze eğitim alacaklar. Daha önce söylediğimiz gibi bu zorunlu eğitimler ücretsiz olacak. Bunu biz aylar, yıllar önce söyledik. Ama yine her zaman olduğu gibi sosyal medyada işi karıştırıp kirlilik yaratan arkadaşlarım var. Tabii ki bizim uzmanlık, bilirkişi, KGK eğitimleri gibi ücretli eğitimlerimiz var. Bu eğitimler de bu diğer eğitimlerden sayılıyor. Onlar ayrı bugünden konuşmaya başladılar. Eğitimler hani ücretsiz olacaktı diye. İmkanı olan uzmanlık eğitimlerine ücretli gidecek. Diğer arkadaşlarımız da bu seminerlere gelip bu sürelerini ücretsiz olarak tamamlayacaklar. Bugünkü eğitim gibi. Detaylarını daha sonra öğreneceğiz, size anlatacağız. Sizlerden ricamız şu, sistemin işleyebilmesi, bu katıldığınız eğitimlerin sizin sicilinize geçebilmesi için yukarıda TÜRMOB'da mutlaka bu eğitimlere rezervasyon yaptırarak gelin. Muhtemelen yüz yüzeye geldiğinde TÜRMOB kartlarımızla barkod okutarak yüz yüze eğitimlere gireceğiz. Bunların da hazırlığı içindeyiz. Bu konuda biz elimizden gelen yardımı yapacağız. Sizler de bize yardımcı olursanız seviniriz. Bu meslek dünyada zorunlu eğitim alınarak yapılan bir meslek. Evrensel bir meslek. Bizde yıllardır sürekli ve zorunlu eğitimi olmadan bu mesleğin icra edilmesi bir eksiklikti. Bu eksikliği de sizden gelen önerilerle tamamladık. Bu yükün altından da sizlerle birlikte kalkacağımıza inanıyoruz. Katkılarınıza da şimdiden teşekkür ediyoruz. Tabii bir yoğunluk yaşanıyor. Hepimizin beklentisi şuydu. Teknoloji işin içine girdikçe, dijitalleşme arttıkça işlerimiz hafifleşecek. Biz biraz daha teknik çalışacağız. Üzerimizdeki yükler kalkacak diye beklerken maalesef bunun tam tersi oldu. Bunun birkaç tane de nedeni var. Birincisi şu, altyapı yetersizliği var. Bizim kamudan ricamız şu, altyapı yatırımları tamamlanmadan, eksikler giderilmeden bu uygulamaların başlamaması lazım. Birinci sıkıntımız bu. Altyapının mutlaka tamamlanması gerekiyor. Altyapıdaki sıkıntılar bize de yansıyor. İşte bugün de arkadaşlarımız soruyorlar. Diyorlar ki, ayın diyorlar 3'ü, gelir vergisi beyannamesi veremiyoruz diyorlar haklı olarak. TÜRMOB Genel Başkanımız vasıtasıyla gelir idaresine ilettik. Biraz önce aldığım haber bu akşama kadar bu sorunun gelir idaresinden verilen cevap akşama kadar bu sorun çözülecek. Dakika dakika bu sıkıntıları takip ediyoruz. İkincisi de şu, dijitalleşme teknoloji başladı diye
her aklımıza eseni beyannameye çeviremeyiz değerli arkadaşlar. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Ve alınması gereken beyannameler, bildirimler var. Alınmaması gerekenler var. Şu GKP olayını ben anlamış değilim. Anlamış değilim. Birinin bize anlatması lazım. Anlıyorum da anlamamazlıktan geliyorum. İşin gerçeği şu. Türkiye'de 7-8 tane naylon poşet üreten firma var değerli arkadaşlar. Bunların bir kısmı da milletvekili. Kaynakta vergilendirme varken, kaynakta vergilendirme varken, paralı olmasına karşı değiliz, biz çevreciyiz. Kaynakta vergilendirme varken binlerce esnafı, 100 bin muhasebeciyi bu belanın içine sokmak doğru değil değerli arkadaşlar. Doğru değil. Biz bunu hak etmiyoruz. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Piliyle mi uğraşacaksınız? Karton kutusuyla mı uğraşacaksınız? Poşetiyle mi uğraşacaksınız? Aklınıza, şu çevrenize baktığınızda hangi malı malzemeyi görüyorsanız hepsi beyana tabi. Bunun dünyada iki tane yolu var arkadaşlar. Bir kısa yolu, bir uzun yolu. Türkiye için uzun yol biraz vade konulabilir. Gerçekten çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak, bu ülkeden poşeti kaldırırsınız değerli arkadaşlar. Kaldırırsınız, bu kadar basit. Eğer diyorsak ki kısa vadede buna imkan yok, bir geçiş dönemi lazım diyorsak, 5-6 tane firmanın çıkarını bir kenara bırakır, halkın çıkarlarını düşünür, kaynakta vergilendirme yapar, bu sorunu çözeriz. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Onun için buradan bir kez daha sizler adına ifade ediyorum. Poşet beyanı kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. İptal edilmelidir. İptal edilmelidir. Bu beyannamenin hiçbir kesime getireceği hiçbir fayda yok. Gelir idaresine yük. Onlar da bizim gibi kara kara düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi kara kara düşünüyorlar arkadaşlar. Onlar için yük, esnaf için yük, bizim için yük, bu ülke için yük. Bu işten bu ülkeye hayır gelmez diyorum. İvedilikle ertelenme tartışmaları bir kenara bırakılmalı. Bu düzenleme iptal edilmelidir. Diğer bir sıkıntımız Muhtasar'la SSK'nın birleşmesi. Zamanında söylemiştik. Çok da lafımı esirgeyen biri değilim. Bilemiyorum kim bir deli bir kuyuya bir taş attı. Ne kamu çıkarabiliyor ne biz çıkarabiliyoruz değerli arkadaşlar. Çıkaramıyoruz. Çıkaramıyoruz. Muhtasarla KDV'yi birleştirmek varken 30 yıldır talebimiz, nereden çıktı bu birleştirme anlamakta zorlanıyorum ben. Anlamakta zorlanıyorum. Kimin önerisi? Kimin talebi? Neden ihtiyaç duyuldu? Gelir idaresine soruyoruz, biz istemedik diyorlar. SSK'ya soruyoruz, derhal vazgeçilmeli diyorlar. E isteyen kim bunu? Yani bu sorun da çözülmeli. Ertelemeyle gidecek gibi bir konu değil. Elma ile armutu birleştirmek gerçekten zor. Tüm kesimlerin bunu görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kamuyla birlikte buradan tepkilerimiz kadar teşekkürlerimiz de var. Hem gelir idaresine, hem sosyal güvenlik kurumuna, diğer kurumlara TÜRMOP vasıtasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde SSK çalıştayı oldu bakanlıkla. Sizler adına yine taleplerimizi ilettik. Sadece birkaç tanesini söylüyorum. Bunlar bizim görevimiz akademik bir meslek odası olarak. Emeklilik, EYT ve benzeri tartışmalarının sonuçlanmasının bir tane yolu var değerli arkadaşlar. Artık kurumlar birleştikten sonra Bağkur'la SSK birleşmelidir değerli arkadaşlar. Bu işin 4A'sı 4B'si olmaz. Çifte standart olmaz.
Birinde 10 bin gün prim ödeyeceksiniz, birinde 5 bin gün, başka bir uygulamada farklı, öbür tarafta farklı. 4A, 4B ivedilikle birleştirilmeli, tek bir sosyal güvenlik sistemine dönülmelidir. Biz bu konudaki önerimizi ilettik. Aksi takdirde başta bizim meslek mensuplarımız olmak üzere kimse Bağkur'dan emekli olmak istemiyor değerli arkadaşlar. İstemiyorlar, bir gerçek. İstemiyorlar. Yani bir tarafta 10 bin gün prim ödeyeceksiniz, alacaksınız 1200 lira emekli maaşı. Bir tarafta alacaksınız 4000 lira, 5000 lira emekli maaşı. Kimse istemiyor değerli arkadaşlar bunu. Yani halkın sesine herkesin kulak vermesi gerekiyor. Madem kurumlar birleşti, çok zor bir işti. Çifte standart olmamalı. 4A ve 4B ivedilikle birleştirilmeli. Daha sonra diğer bölümler değerlendirilmelidir. Yine bizim bu birleşme olacaksa, biz karşı olsak bile, bir tarafta vergide usul var, SSK'da usul yok değerli arkadaşlar. Olmaz. Bir beyanname veriyorsunuz, bir sayfasında usul var, diğer sayfasında usul yok. Nasıl olacak bu iş? SSK'da mutlaka usul düzenlemeleri olmalı, vergiye eşit hale getirilmeli. Yine diğer bir konu, gelir tarafında vergi beyannamelerinde mücbir sebep getirildi. SSK'da mücbir sebep yok. İvedilikle SSK'ya da mücbir sebep getirilmeli. İvedilikle bu eksiklik bir an önce giderilmeli. Biz bu taleplerin hepsini sizler adına alıyoruz, toparlıyoruz. TÜRMOP vasıtasıyla da bakanlık yetkililerine iletiyoruz. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz. Dileğimiz şu, bu tip bize yük getirecek gereğinden fazla anlam olmayan işler yerine bizim de görevimiz. Biz gerçekten bu ülkenin vergiye ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da her zaman ifade ediyoruz. Verginin tabana yayılması, sağlıklı toplanması, kayıt dışının önlenmesi konusunda üzerimize düşen görevi 30 yıldır fazlasıyla yaptık. Bundan sonra da yapmaya hazırız biz. Çünkü biz bu mesleği de seviyoruz, bu ülkeyi de seviyoruz. Verginin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Biz buna hazırız. Bunun karşılığında istediğimiz, görüşlerimiz dikkate alınsın, bize saygı duyulsun, bize saygı duyulsun ve gerçekten sonuç alacak projelere destek verelim. O projelerin altına biz de imza atalım, ülkemize katkı sunalım. Bu çerçevede işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yine ben bu çerçevede vergi dairesi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8-10 yıldır bize buralara konuşmacı daire başkanı olarak geldi. Şimdi vergi dairesi başkanlığımızı yapıyor. İlişkilerimiz devam ediyor, sağ olsunlar. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Görevlerinde de başarılar diliyorum. Tüm konuşmacılarıma teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim semineri geçmesi dileğiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, biz kendisini çok seviyoruz. Sizler de kendisini yakından tanıyorsunuz. Pek çok kez burada aynı zamanda sizleri bilgilendirmek adına da seminer konuşmacısı olarak da bulundu. Şimdi İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Rıza Bilgiç'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanım, değerli konuşmacılar ve siz değerli katılımcılar, hepiniz 2019 yılı gelirlerinin beyanı ile alakalı gelir vergisi seminerimize hoş geldiniz. Ben de sözlerime
İdlib'de şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii zor bir coğrafyada yaşamanın bağımsızlığın bedelini ödüyoruz. Dileriz ki bu acılarla milletimiz tekrar yüzleşmez. Tabii vatanını sevmenin en iyi yolu da işini en iyi yapmak. Sizler de bu salonu doldurarak hayat boyu öğrenme felsefesini yaşama geçirerek işlerinizi en iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de 5-6 yıldır bu salonda sizlerle panelist ve konuşmacı olarak bir araya gelmekten çok mutluyum. O anlamda hem odanın bu faaliyetlerinden ötürü hem de sizlerin katılmak suretiyle bu faaliyetlere aktif katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Ve modern şirketlerdeki hayat boyu öğrenme felsefesini mali müşavirlik mesleğinde hayata geçirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Geçen hafta vergi haftamızı düzenledik, etkinlikleri düzenledik. Yarın da bir panelimiz olacak vergi haftasıyla alakalı. Aslında sonda söyleyecektim ama vergi haftasından bahsedince burada söylemek daha uygun düşer diye düşündüm. Yarın İstanbul Üniversitesi'nde Vergide Dijital Dönüşüm adlı bir panelimiz var. Gelir Dersi Başkan Yardımcımız Abdullah Kiraz, ki bütün dijital uygulamaların e-fatura, e-irsaliye uygulamasının başındaki kişi, onun da katılacağı bir panel olacak ve bu konuda e-fatura, e-irsaliye ve diğer interaktif uygulamalarla alakalı, tereddüt edilen konularla alakalı ilk elden soru cevap bölümü de olacak ikinci bölümde. Ona da hepinizin teşriflerini bekliyoruz. İBD ve Gov.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra 1-7 Mart Muhasebe Haftası. Ben öncelikle hepinizin Muhasebe Haftası'nı kutluyorum. Hakikaten mali müşavirlik yasal zemine kavuştuktan sonra 30 yılı aşkın bir sürede hakikaten çok iyi bir noktaya geldi. Bunu bu seminere bu kadar kişinin her sene katılmasından ve ayrıca canlı olarak internetten de takip edebilmesinden görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Sosyoekonomik gelişmeler hakikaten çok karmaşık bir hal aldığı için mali müşavirlik mesleği, vergi, uluslararası boyutu, iç politika boyutu, sürekli değişen bir yapısı var. Bu sürekli kendimizi güncelleştirmeden üstesinden kalkabileceğimiz bir konu değil. O yüzden bu faaliyetler çok önemli. Kendimizi güncel tutmak çok önemli. Onu da çok önemli bulduğum için bu panelin başarılı geçmesini ümit ediyorum. Konuşmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepinize katılımlarınızdan ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Başkanlığım adına size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler. Evet, şimdi oturumumuza geçiyoruz. Ama aynı zamanda konuşmacılarımızı kürsüye davet ederken kendilerine her zaman olduğu gibi seminerimizin başında teşekkür plaketlerimizi de vermek istiyoruz. Onun için öncelikle Oda Başkanımız Yücel Akdemir'i tekrar sahneye davet ediyorum. Gelir vergisi matrağının tespitiyle ilgili 7194 sayılı yasayla getirilmiş olan uygulamalarla ilgili daha çok uygulamaya yönelik olarak bir sunum yapacak. Bizi kırmadı, geldi, kendisini aslında sizler de tanıyorsunuz, pek çok çalışması var. Değerli üstadımız Murat Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Yeminli mali müşavir kendisi. Aynı zamanda plaketimiz de hazır mı? Gelir İdaresi'nin görüşleriyle gelir vergisinin matrahı ve özellik arz eden konularla ilgili sunumunu yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımız Gelir Kanunları Usul Grup Müdürümüz Halil Ünal'ı sahneye davet ediyorum.
Ve kendisine teşekkür plaketlerini vermek üzere TÜRMOP Etik Kurulu Başkanımız Cemile Kuzu'yu da sahneye davet ediyorum. Ve yine hiçbir zaman bizi kırmayıp her zaman bizlerle birlikte olan, kendisi aynı zamanda hukukçu, idare ve yargı görüşleri doğrultusunda özellik arz eden konularla ilgili düşüncelerini, gelişmeleri bizle paylaşacak olan avukat Zeki Gündüz, aynı zamanda yeminli mali müşavir, sahneye davet ediyorum. Ve teşekkür plaketlerini vermek üzere odamızın disiplin denetim kurulu başkanı Yılmaz Bolgün'ü de sahneye davet ediyorum. Seminerimizin oturum başkanlığını yapacak olan aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz Halim Bursalı'yı sahneye davet ediyorum. Yine teşekkür plaketlerini vermek üzere disiplin kurulu başkanımız Mithat Bey'i de sahneye davet ediyorum. Evet, toplu bir fotoğraf çekiliyoruz herhalde. Evet, vergi dairesi başkanımızı da sahneye davet edelim. Toplu bir fotoğraf alıyoruz gelenekselleştirdiğimiz üzere. Evet, başarılı bir seminer olması dileğiyle hepinize tekrar saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Oda Başkanım, odamızın saygıdeğer yöneticileri, kurul üyeleri, çok değerli temsilcilerim, temsilci yardımcılarım, komite başkanlarım, komite yardımcılarım, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Sayın Genel Başkanım, değerli yöneticiler, şube başkanlarım, şubelerimizin değerli yöneticileri, çok kıymetli meslektaşlarım, Türkiye genelinde ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicileri, ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Muhasebe haftamız kutlu olsun. Bu hafta önemli bir hafta. 1-7 Mart, baharın ilk günleri. Mart ve Nisan ayları da bizlerin en fazla yoğun olduğumuz aylar. Biz bu haftada yapılacak olan etkinliklerde coşkuyu, dopingi elde ederek bu yoğun günlere hazırlanmayı arzu ediyorduk. Ama gelin görün ki gelişmeler hiç açıcı değil. Acımız büyük, aklımız, yüreğimiz şehitlerimizde, yaralı askerlerimizde. Ama biz hayat devam ediyor, zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor.
zorluklarla mücadele etmenin yolu da ülke aşkıyla, meslek aşkıyla, sevgiyle zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Sevgi her türlü acının, kederin, tasanın ilacı olduğunu biliyoruz. Biz ekonominin güçlü bir paydaşı olarak, iş dünyasının güvenilir danışmanları olarak üretmeye, çalışmaya, değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu hafta, bu ay önemli bir ay. 2019 yılında elde edilen gelirin yaklaşık 2 milyon mükellef tarafından beyannameleri doldurulacak. Bu beyannamelerinin doğruluğunu sağlamak, ödenmesi gereken vergiyi doğru hesaplamak üzere Mart aylarında başında her zaman bu seminerleri düzenliyoruz. Bu konuda aramızda çok değerli 3 konuşmacımız var. Kendilerine, camiamız ve sizler adına teşekkür ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, malumunuz bu seminerlerimizi 2 bölümde planlıyoruz. Birinci bölümde değerli konuşmacılarımız kendilerine ayrılan sürede sunumlarını yapıyorlar. Daha sonra bir ara veriyoruz. Arada sizlere dağıtılacak olan soru kağıtlarında sizden ricam, öncelikle kendi adınızı, soyadınızı yazmanızı, soruyu hangi konuşmacıya iletmek istediyorsanız onun adını, soyadınızı yazmanızı ve sorunuza yer vermenizi rica ediyoruz. Bu anlamda bizler imkanlarımız ölçüsünde tüm sorulara cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi broşürdeki sıralamaya göre ilk sözü gelir vergisi matrağının tespitini ve beyanı 7194 sayılı kanunla gelir vergisinde yapılan düzenlemeler başlığında Sayın Yeminli Mali Müşavir Murat Yıldız'a vermek istiyorum. Kürsü sizin hocam. Buyurun. İstanbul'umuzun çok değerli vergi dairesi başkanı, İstanbul SMM odamızın değerli başkan ve yöneticileri, vergi denetim kurulundan aramızda bulunan değerli vergi müfettişi arkadaşlar ve değerli meslek mensupları, değerli meslektaşlar, ben de öncelikle burada sizlerle bulunma fırsatını bana tanıyan, sizlere hitap etme imkanını tanıyan İstanbul SMM odası başkanı ve yönetimine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanımızın söylediği gibi ilk bölümde ağırlıklı olarak gelir vergisi matrahlarının 2019 yılında gerçek kişilerce elde edilen şahsi gelirlerin tespiti ve beyanına ilişkin özellik arz eden hususları açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Ancak ilk bölümde tabii ki bu açıklamaları yapmadan önce biliyorsunuz 7 Aralık 2019 tarihli resmi gazetede de yayınlanmak üzere yürürlüğe giren ve birçok maddesi doğrudan gelir vergisi kanunu ilgilendiren 7194 sayılı yasamızda gelir vergisi kanunda neler değişti? Onları sizlere hızlıca sunmak istiyorum. Çünkü son dönemlerde uygulamada en çok bu konulardan bizlere sorular geldiğini görüyoruz. O yüzden hazır bir araya gelmişken bu konularda oluşabilecek tereddütleri bir nebze de olsa gidermek istiyorum. Biliyorsunuz ki 7 Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı yasada yapılan değişiklikler dediğimiz zaman özellikle ilk bu yasa kamuoyunun bilgisine sunulduğunda en çok ilgi uyandıran konu gelir vergisi tarifesinde yapılan değişiklikti. Çünkü bu herkesi ilgilendiriyordu. Önce herkesi ilgilendiriyor zannettik ama daha sonra daha çok geçen yıl için 500 bin TL, bu yıl için ise 600 bin TL yıllık bazda gelir elde eden, bundan daha fazla gelir elde eden kişileri özellikle ilgilendirdiğini gördük. Bizim mevcut 103. maddedeki tarifemizi hatırlayacak olursak 4 dilimli bir tarifeydi ve en son tarifedeki azami vergi oranımız %35 olarak yıllardır uygulana geliyordu. İşte 7 Aralık 2019 tarihinde yapılan değişiklikle ki burada en çok kamuoyunda tartışılan husus şu oldu hepinizin bildiği üzere.
Bu yasa 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girdi ama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, yani geriye doğru elde edilecek kazanç ve iratlara da uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. O yüzden özellikle kamuoyu da bu yönüyle tepkiyle karşılanan bir tarife değişikliği oldu. Ne değişti tarifemizde? Öncelikle slide'da da yer aldığı üzere 4 dilimden oluşan tarifemiz 5 dilime çıkarıldı. Azami vergi oranı da eskiden %35 iken eklenen 5. dilimde %40 olarak belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılı içerisinde elde edilen ücret gelirleri hariç, birazdan ondan bahsedeceğim, diğer 6 kazanç ve irat unsuru için elde edilen gelirler eğer 500 bin TL'ye geçiyorsa %40 oranında vergilenecek. Bu yıl ise yeni tarifimizde tekrar değişiklik yapıldı. 310 nolu gelir vergisi kanunu genel tebliğiyle. Bu yıl ise 600 bin TL'yi aştığı halde vergilemenin yine %40'lık oran üzerinden yapılacağını görmekteyiz. Az önce de belirttiğim üzere bu tarife bir tek 2019 yılında elde edilen ücret gelirleri için uygulanmayacak. Onu da sağlayan şey geçici 91. maddede yapılan özel düzenleme. Dolayısıyla 2019 yılında elde edilen ücret gelirleri eski tarifeye göre, ücret gelirleri dışında kalan 6 gelir unsurundan elde edilen gelirler ise yeni tarife olarak, yeni tarife esas alınmak suretiyle vergilendirilecek. Değerli katılımcılar, yine uygulamada birçok mükellefi ilgilendirdiği için en çok soru gelmeye başlayan bir başka konu ise personelin ulaşım giderlerine ilişkin getirilen istisna uygulaması. Aslında biz bu istisna uygulamasının bir benzerine yıllardır alışmıştık. Neydi o? İşte iş yerinde çalışan işçilere iş yerinde biz yemek vermiyoruz. Onlara yemek kartı vermek suretiyle Sodexo, Ticket, Multilet ve benzerleri, o yemek kartlarına yükleme yaptığımız takdirde işveren olarak, biliyorsunuz hali hazırda çalışılan günler için günlük 23 TL'lik tutar, stopaja tabi tutulmaksızın işveren tarafından 23. maddemiz kapsamında gider olarak yazılabiliyordu. İşte bu uygulamanın çok benzeri, işçilerin iş yerine gelip gitmelerini sağlamak için toplu ulaşım vasıtaları kullandığı durum içinde getirildi. Ve getirilirken de yasanın kanun metninde günlük 10 TL olarak belirlendi. Ancak 1 Ocak 2020'den itibaren yine 310 nolu tebliğde yapılan düzenleme ile bu tutar 12 liraya çıkarılmış durumda. Dolayısıyla 23 TL günlük yemek bedelinin istisna olduğunu, 12 TL'de bu toplu taşımaya ilişkin istisna getirildiğini değerlendirdiğimizde, günlük bu kapsamda işçilere işverenlerce yapılan ödemelerin 35 TL'ye kadarlık kısmının stopaja tabi tutulmaksızın gider olarak yazılabildiğini, dolayısıyla bu anlamda aylık işverenler tarafından işçilere ödenen ücretin çalışılan günlere isabet eden kısmı olduğundan, 26 güne isabet eden 910 TL'lik kısmını gelir vergisi stopajından bu anlamda istisna edildiğini görmekteyiz. Peki bu günlük 12 liralık istisnadan yararlanmanın şartları neler? Hızlıca da onları da hatırlayalım. Bu istisnadan işveren tarafından işçinin sahip olduğu taşıma kartı, bileti ya da bu amaçla kullanılan araçların münhesıran işçinin iş yerine gidip gelmesini sağlamak üzere yapılan toplu taşıma araçlarında geçerli olması koşuluyla yararlanılabiliyor. Yine bu istisnadan işçinin fiilen o ay içerisinde çalıştığı günler için yararlanılabiliyor. Üst sınır var elbette, az önce de söyledik. 2020 yıl için günlük 12 TL'lik kısım için bu istisnadan yararlanabilmek mümkün. Yine elbette işveren bu tutarları gider yazabilmek için bu yaptığı yüklemeleri belgelendirmesi gerekiyor ki bu uygulamadan yararlanabilsin. Yine tebliğ taslağında yer alan düzenleme çerçevesinde eğer bir iş yerinde zaten işçilerin iş yerine toplu olarak gelip gitmelerini sağlamak üzere servis hizmeti veriliyorsa ayrıca bu istisnadan yararlanılması diye bir şey söz konusu olamıyor. İstisna uygulamasında özellik arz eden, uygulamada dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Bunlardan birincisi çok soruluyor. Evet, bu istisnayı biz öncelikle ücret bordrosuna dahil ediyoruz, işçinin ücretine dahil ediyoruz. Daha sonra bordroda istisna olarak göstermek suretiyle bu istisnadan yararlanıyoruz. Yine biz işçimizin varsayalım ay başında toplu taşım kartına 26 gün çalışacağı varsayımıyla 26 gün çarpı 12 TL'lik yükleme yaptık. Ancak işçimiz işte gerek raporlu olması nedeniyle ya da yıllık izin kullanması nedeniyle belli günlerde çalışamadı. O zaman işte bu çalışmadığı günlere isabet eden kısım için herhangi bir düzeltme yapmamıza gerek bulunmuyor. Diyor ki kısaca tebliğ taslağında,
İzleyen ay 26 gün çalışacağı varsayımıyla eğer bu ay kaç gün eksik çalıştıysa o kadar günlük ücretin eksik öde. Bir sonraki ay o istinadan o kadar daha az yararlanmak yeterlidir denmekte. Ne demek istediğimizi basit bir örnekte de isterseniz pekiştirelim. Örneğimizde işveren A, yanında çalışan hizmet erbağı Bay B'nin şehir içi ulaşımda kullandığı toplu taşım kartına 2020 yılının Mart ayında 26 gün çalışacağı varsayımıyla toplam 312 TL'lik yükleme yapmış. Yani 26 çarpı 12 artı KDV 312 TL'lik bir yükleme yapmış. Bu 312 TL'lik yükleme yapmış ama bu örnekteki işçimiz 10 gün yıllık izin kullanmış veya raporda kullanmış olabilir. Dolayısıyla fiilen 16 gün çalışmış. Peki fazladan yüklediği 10 güne sabit eden 120 TL'lik kısım için bir düzeltme beyannamesi verilmesi ya da bir düzeltme işlemi yapılması gerekecek mi? Gerekmeyecek diyor tebliğde. Bir sonraki ay Nisan ayında adam 26 gün çalışacaksa işçimiz, bu kez o geçen ay çalışmadığı ama istinaden yararlandırıldığı 10 günlük tutar onu eksik ödemek suretiyle otomatikman düzeltmeyi yapabilirsiniz denilmekte. Yine burada çok dikkatimizi çeken özellikle tebliğ taslandık açıklamalarda şu durum söz konusu. Değerli meslek mensupları bu 12 liraya KDV dahil değil. Dolayısıyla şöyle diyor, eğer siz 12 liralık bir ödemede bulunuyorsanız işçinize bu 12 lirayı borduya dahil bir istina olarak gösterip düşeceksiniz. Ona isabeten KDV ise işveren genel esaslara göre 190 bin nolu hesaba kaydetmek suretiyle indirim konusu yapabilecek. Ama günlük 12 liralık tutar istina olmasına karşılık işveren örneğin işçisinin kartına günlük 20 TL'lik yükleme yapıyorsa ne olacak? İşte o noktada diyor ki tebliğ taslağımızda 12 lira altı KDV'li kısım yine genel esaslara göre elbette ki hem KDV'si indirilecek hem de işveren tarafından stopaja tabi tutulmadan giderleştirilebilecek. Ama 12 lira yerine 20 lira ödediyse aşan 8 lira ve bu 8 lira isabetten KDV toplanmak suretiyle işçinin elde etmiş olduğu net ücret kabul edilecek günlük bazda. Kaç gün çalıştıysa o kadar tutarla çarpılmak suretiyle işçinin bordrosuna brüte ibla edilmek suretiyle eklenecek ve stopaja tabi tutulacak. Bu kısım önemli. Varsayalım o zaman özetleyecek olsak 20 lira karta yükleme yaptıysa işverenimiz 12 lirayı doğrudan bordroya aktarmak suretiyle giderleştirebiliyor. 12 lira isabeten KDV direkt indirim konusu yapabiliyor. Ama 12 lira yerine 20 lira yüklediğinde 8 lirayı KDV'yi dahil etmek suretiyle ve brüte ibla ederek işverenin işçinin bordrosuna taşıyıp mutlaka stopaja tabi tutması gerekiyor. Yani o 8 lira isabeten KDV'yi indirim konusu yapmamız söz konusu değil. Yine küçük bir kesimi ilgilendiriyor. Bir cümleyle söyleyeceğim. Futbol, basketbol ve voleybol hakemlerinin elde etmiş oldukları ücretler biliyorsunuz eskiden profesyonel hakem ya da profesyonel müsabakayı yöneten hakem, amatör müsabakayı yöneten hakem olarak bir ayrım söz konusu değildi. Tüm hakemlerin elde ettiği ücretler gelir vergisinden istisnaydı. Ancak maddede yapılan değişiklikle artık sadece ve sadece amatör spor müsabakalarını yöneten hakemlerin elde etmiş oldukları ücretler gelir vergisinden istisna. Profesyonel müsabakalar, işte futbol müsabakalarını ya da en üst ligde, birinci ligdeki voleybol, basketbol müsabakalarını yöneten hakemlerin elde ettiği ücretler ise istinadan yararlanamıyor. Yine hepimizin bildiği üzere belki toplumda da çok tartışılan bir konudur. Gelir vergisi kanunumuzun 72. maddesi kapsamında sporculara yapılan ödemeler bu madde kapsamında belirlenen oranlarda stopaja tabi tutulurdu. Sporcular bu madde kapsamındaki uygulamadan yararlanan sporcular da elde ettikleri ücret, transfer ücreti vesaire ne kadar yüksek olursa olsun yıllık beyanname vermek durumunda değillerdi. İşte bu geçici 72. maddede temelde 3 tane önemli değişikliğe gidildi. Bunlardan birincisi geç 72. maddenin uygulama süresi sona eriyordu. Bu uygulama süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bir diğeri spor müsabakalarında en üst liglerde yer alan sporcuların ücretlerinden eskiden geç 72'ye göre yıl sonuna kadar %15 oranında stopaj yapılıyordu. Yeni uygulamada ise bu stopaj oranımız %20'ye çıkarıldı. Belki en önemli değişiklik bu ki kamuoyunda da bu yönüyle ön plana çıktı. Sporcular artık
belli tutarı açtıkları takdirde elde ettikleri gelirler ne yapacaklar arkadaşlar? Yıllık beyanname verme mecburiyetinde olacaklar. Yani sporcular için beyanname verilmeyen dönem artık geride kalıyor. O tutarda yine 103. maddede belirtilen tarifenin son gelir diliminde yer alan tutar olarak belirlendi. Örneğin 2020 yılı için 600 bin TL'yi aşan tutarda bir sporcumuz ücret geliri elde ediyorsa ne adlı olursa olsun kulübünden bunlar için mutlaka yıllık beyanname vermek zorunda olacak. Vereceği beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de kulübün ondan yaptığı stopaj bu kısımda önemli. Kulüp tarafından ödenmiş olması koşuluyla sporcu tarafından mahsuba konu edilebilecek. Hatırlayacak olursak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek olan beyannamelere uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirim adını verdiğimiz bir uygulama getirilmişti. Bu uygulama ilk gündeme geldiğinde herkese büyük heyecan uyandırmış, ciddi bir vergi indirimi sonucu yaratılacağı düşünülmüştü. Ancak daha sonra görüldü ki aslında bu uygulamadan çok sınırlı sayıda mükellef yararlanabilecek. Çok sınırlı sayıda mükellefin yararlanabilmesinin en temel nedeni de diğerlerinin yanı sıra biliyorsunuz bu uygulamadan yararlanmadan temel şartlarından birisi de şuydu. Beyannamenin verildiği döneme ve ondan önceki 2 yıla ilişkin yani kısaca son 3 yıla ilişkin vergi beyannamelerinin hem kanun süresine verilmiş olması gerekiyordu. O da yetmiyordu. 2018 yılında uygulanan şekliyle o beyannamelerden kaynaklanan vergilerin temel kıstas kanun süresine ödenmiş olması 10 liraya kadar eksik ödemeler sorun teşkil etmiyordu. Sonra gördük ki bu 10 lira çok yetersiz çünkü boş verilen beyannamelerdeki damga vergisini bile karşılamaktan uzak. Dolayısıyla hemen hemen de 3 yıl içerisinde bir mükellef o damga vergisinin ödeme olasılığı, unutma olasılığı çok yüksek olduğu için de birçok mükellef sırf bu gerekçeyle bu uygulamadan yararlanamıyordu. Bu yöndeki yakınmaları görmüş olacak ki kanun koyucu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonlarında yani 2018 sonlarında yeni bir düzenlemeye gitti. 2019 yılından itibaren verilecek olan beyannameler için ve bu 10 liralık sınır 250 TL'ye çıkarıldı. Ancak yine uygulamada gördük ki bu da yetersiz kaldı. Hep biz bu seminerlerde bir şey dile getiriyorduk. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. SGK bu uygulamayı çok güzel yapıyor. Bildirgeyi verdiğiniz tarih itibariyle vergi borcunuz yoksa sizi 5 puanlık indirimden yararlandırıyor. Dolayısıyla bir benzeri bizim vergi uygulamalarımız açısından da getirilebilir diyorduk. Tam da o yapıldı. Diğer şartlarda bir değişiklik yapılmadı ama beyannamenin ait olduğu döneme ve önceki 2 yıla ait yine beyannamelerin ki hangi beyannameler olduğu artık kanunda da ayrı ayrı sayıldı. Kanun süresine verilmiş olması ve bu beyannamelerden doğan borçların dikkat edin beyannameyi vergi indirimden yararlanacağımız beyannameyi verdiğimiz tarih itibariyle ödenmiş olması artık bu uygulamadan yararlanmamız için o anlamda ne olacak arkadaşlar? Yeterli olacak. Dolayısıyla örnek veriyorum 15 Mart 2020 tarihinde yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken mükellefimizin son 3 yıla ilişkin 2020 hariç önceki 3 döneme ilişkin eğer herhangi bir vermiş olduğu beyannamelerden kaynaklanan ödemediği vergi borcu varsa bunu beyanname vermeden önce ödemiş olması koşuluyla artık bu uygulamadan ne yapabilecek? Yararlanabilecek. Yine hatırlayacak olursak bir 20 yıl önce hatırlayan meslektaşlarımız iyi bilir. O zaman da gündeme gelmişti 4369 sayılı yasayla. Ama hiç uygulanamadan özellikle köşe yazarlarından gelen tepkiler üzerine yürürlükten geri kaldırılmak zorunda kalmıştı. Biliyorsunuz değerli meslek mensupları, serbest meslek kazançlarındaki istinayı düzenleyen 18. maddemizde ki biz onu uygulamada genelde telif kazanç istinası deriz. İşte ressamdır, yazardır, bestekardır, hattattır. Bunların elde etmiş olduğu bir kısım gelirler gelir vergisinden istina edilmiş durumdaydı. Ve bu istinada da herhangi bir sınır uygulanması söz konusu değildi. 18. madde kapsamında bir gelir elde ediyorsa ressamımız, yazarımız, bestekarımız vesaire. Teşekkür ederim.
Eğer 18. madde kapsamında bir gelir elde ediyorsa kanun maddesinde sayılanlar, elde ettiği gelirin tutarına bakılmaksızın tamamı istina edilirdi ve bunların herhangi bir şekilde yıllık beyanname verme mecburiyeti de bulunmazdı. Onlardan yine 94. maddeye göre yapılan tevkifat bu kapsamda elde edilen gelirler için nihai vergi olarak kabul edilirdi. İşte bu maddede de yine 7194 sayılı yasayla çok önemli değişikliklere gidildi. En önemli değişiklik şu: bundan böyle 18. madde kapsamında gelir elde edenler, elde ettikleri gelirin tutarı 600 bin TL'yi aştığı takdirde yıllık beyanname vermek zorunda olacaklar. Aynı sporculara benzer bir düzenleme bunlar için de getirildi. Yine eğer bunlar tabii ki 600 bin TL geçtiği takdirde 1/1/2020'den itibaren yıllık beyanname verdikleri takdirde de gerek gelir vergisi kanunumuzun 68. maddesinde yer alan ve serbest meslek kazançlarında indirilecek giderlerin düzenlendiği maddedeki tüm giderleri gider olarak yazabilecekler, gerekse gelir vergisi kanunu 89. maddesindeki indirimlerden de yararlanmaları mümkün hale gelecek. Yıl içerisinde bu ödemelerden dolayı 18. maddeye göre yapılan ödemelerden dolayı 94. madde kapsamında yapılmış stopajlar varsa da bunlar yine bunların beyannamesine genel esaslara göre mahsuba konu edilebilecekler. Burada tabii bu 600 bin liralık sınır yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında artacak. Zaten tarifin 4. gelir dilimine endekslenmiş ücretler için geçerli dilime. Dolayısıyla her yıl bu 600 bin liranın ya da varsayalım seneye 700 bin lira oldu, 700 bin liranın geçilip geçilmediği o yıl için birbirinden bağımsız olarak belirlenecek. Dolayısıyla bu yıl 600 bin lirayı geçtiği için bu kapsamdaki gelir mükellefimiz yıllık beyanname vermesine karşılık izleyen yıl eğer o tutarın altında kalıyorsa yıllık beyanname vermek zorunda kalmayacak. Ya da yıl içerisinde bu hat geçildiği takdirde geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü doğmayacak. Ya da bu madde kapsamında mükellef olan kimselerin 94. madde kapsamında yine kanunda yapılan özel belirleme çerçevesinde muhtasar beyanname verme yükümlülükleri de gündeme gelmeyecek. Değerli katılımcılar, hep bu seminerlerde en çok tartışılan, hepimizin tanıdığı avukatlar vardır. Onlardan bize en çok sorulan sorulardan birisi de şuydu: gerek icra ifraz kanunu, gerekse avukatlık kanunu hükümleri çerçevesinde davayı kaybedenin, davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödemelerin ne şekilde stopaja tabi tutulacağı, buradaki serbest meslek mahpusunun avukat tarafından kimin adına düzenleneceği yıllardır keşmekeşe dönmüş bir sorundu. İşte gelir vergisi kanunu stopajı düzenleyen 94. maddesinde yapılan düzenlemeyle bu sorun aşılmaya çalışıldı ve dendi ki 2004 sayılı icra ifraz kanunu ile 1136 sayılı avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafı yükletilen vekalet ücretini icra ifraz müdürlüklerine yatırılanlar da dahil diyor parantez hükmünde ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır. Dolayısıyla bu anlamda en azından stopaj açısından yükümlünün kim olduğu kanuna yasal zemin hazırlamak suretiyle netleştirilmiş oldu. Yine 311 nolu gelir vergisi kanunu tebliği taslağına da baktığımızda orada denmekte ki borçlu yani davayı kaybeden tarafından avukata ödeme yapıldığı durumda avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçluyu davayı kaybeden adına düzenlenmesi, tevkifatın da elbette borç yani davayı kaybeden tarafından yapılması gerekir. Borçlu davayı kaybeden taraf ödemeyi doğrudan avukata yapmıyor da icra ifraz müdürlüğüne ya da mahkemeye yapıyorsa yine bu durum değişmeyecek. Avukat yine serbest meslek makbuzunu davayı kaybeden ya da icra ifraz hukukundan bakacak olursak borç adına düzenleyecek ve stopajı da karşı tarafın yapması gerekecek. Eğer borçlu yani davayı kaybeden taraf ödemeyi doğrudan alacaktı davayı kazanan taraf adına yapıyorsa o zaman burada arkadaşlar bir stopaj gündeme gelmeyecek ilk aşamada. Ne yapacak? Bu tutarı tahsil eden alacaklı taraf karşı tarafa genel esaslara göre fatura düzenleyecek. İşte bu noktada da eğer avukat o ücreti davayı kazanan alacaklı taraftan alınıyorsa bu kez stopaj yapma yükümlülüğü alacaklı yani davayı kazanan tarafa geçecek. Avukat da serbest meslek makbuzunu elbette onun adına düzenlemek durumunda kalacak. Son olarak eğer avukat bağımsız olarak yani serbest meslek erbabı olarak çalışmıyor da ücretli olarak işverene bağlı olarak çalışıyorsa o zaman serbest meslek ödemelerine ilişkin stopaj burada gündeme gelmeyecek. Hepimizin tahmin edeceği üzere işveren
avukatına yaptığı ödemeleri bordrolaştırmak suretiyle ücret olarak kabul edecek. Bu genel esaslara göre ücret stopajına tabi tutması gerekecek. Burada dikkat edeceğimiz bir husus da eğer mahkeme kararında ya da ilamda ayrı bir özel düzenleme yoksa mahkeme tarafından karşı taraf avukatına takdir edilen ücrete katma değer vergisinin de dahil olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla bu kapsamda düzenlenecek makbuzlarda iç yüzü yöntemiyle KDV'nin ayrıştırılması ve stopajın ona göre hesaplanması gerektiği de unutulmaması gereken bir başka husus olarak karşımıza çıkıyor. Aslında doğrudan hepimizi en çok ilgilendiren, belki 2020 yılı için bu anlamda 794 sayılı yasadan kaynaklı en fazla iş yükü ve hesaplama oluşturacak kısım bu kısım. Hepimiz biliyoruz, eskiden bir binek otomobil satın aldığımız zaman tek şartımız neydi? İşte kullanılıyor olması şartıydı. O binek otomobilin alış sırasında ödediğimiz ÖTV ve KDV'yi, ki biliyorsunuz ÖTV oranı %160'a kadar çıkabiliyor. Tamamını gider yazabiliyorduk seçimlik hakkı yönde kullanıyorsak. Yine binek otomobilin bedeli ne kadar yüksek olursa olsun amortisman yoluyla 5 yılda bunu giderleştirebiliyorduk. Yine o binek otomobilden kaynaklanan sonrasındaki bakım onarım giderlerinin de tamamını gider yazabiliyorduk. Ancak 7194 sayılı yasayla bu üç başlıkta sıraladığım tüm düzenlemelere sınırlama getirildi. Bundan böyle bu türden bir gidere katlandığımızda onun ne kadarını gider yazabileceğimizi tespit etmek açısından mutlaka 7194 sayılı yasayla yapılan değişiklikleri gözetmemiz gerekiyor. 7194 sayılı yasanın 13. maddesiyle gelir vergisi kanunumuzda ticari kazancın tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen 40. maddenin ilgili 1, 5 ve 7 numaralı bentlerine biliyorsunuz parantezli hükümler eklendi. Bu parantezli hükümlerden birisiyle binek otomobil alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin gider yazılabilecek kısmı sınırlandı. Devamında kiralama yoluyla ödenen binek otomobillerin aylık 5500 liraya kadar olan kira bedellerinin ancak malikanın tespit açısından gider yazılabileceği belirtildi. Diğer bir bentte yapılan düzenlemeyle eskiden biz aracın bedeli ne kadar yüksek olursa olsun tamamını amortisman yoluyla giderleştirebilirken birazdan detaylandıracağım. ÖTV ve KDV'ye eğer doğrudan gider yazma yolunu seçtiyse 160 bin liraya kadar, bunları eğer aktifleştirme yönünde tercihini kullandıysa en fazla araç bedelinin 300 bin TL'ye kadar olan kısmının gider yazılabileceği bu maddelerde belirlendi. Şunlar aynen devam ediyor. Yani 7194 sayılı yasa bunda bir değişiklikte meydan tanımıyor. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Esas faaliyet konusu binek otomobillerin işletilmesi ya da kiraya verilmesi olanlar bu uygulamalardan etkilenmiyorlar. Oynar, aynı eski uygulamada olduğu gibi amortismanın tamamını gider yazabiliyorlar. ÖTV ya da KDV'nin yine aynı şekilde tamamını giderleştirebiliyorlar. Kısa amortisman uygulamasına bir değişikliğimiz söz konusu değil. Yine kanundaki sınırlamalar gözetilmek suretiyle kısa amortisman uygulamamız aynen devam ediyor. Hatırlayacak olursak eski uygulamamızda da vardı. Motorlu taşıtlar vergisi, Ocak ve Temmuz ayındaki eşit taksit ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisinin yine tamamı eskiden olduğu gibi yeni uygulamada da kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmek durumunda. Tabii binek otomobilleri ilişkin bir yeni düzenleme yapıldığında hemen şu tartışma başlıyor. İşte aracın ruhsatında hafif ticari araç yazıyor, kamyonet yazıyor ama fiilen binek otomobil gibi kullanılıyor. Bunlar da bu kısıtlamaya tabi olacak mı? Takdir edeceğimiz gibi daha önce benzer tartışma nerede vardı? Binek otomobillerin alış faturasında gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı noktasında vardı. İşte oradaki tartışmaya burada da aynı gözlükte Maliye Bakanlığı cevap verdi. Tebrik Aslan'da diyor ki ruhsatta ne yazdığının önemi yok. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 pozisyonunda yer alıyorsa işte uygulamada en çok gördüğümüz halleriyle Doblo'dur, Fiorino'dur, Connect'tir ve benzerleridir. Bunlar da binek otomobil olarak kabul ediliyor. Sunumda yer alan şartları da sağlıyorsa dolayısıyla bunların da binek otomobil olarak kabul edilmesinin uzantısı olarak birazdan detaylandıracağımız gider kısıtlamaların hepsine bunlar da tabi hale geldiler. Öncelikle binek otomobil alımındaki KDV ve ÖTV sınırlandırmasını kısaca hatırlayalım isterseniz beraberce.
Az önce de söylemiştim, eskiden 0 kilometre binek otomobil satın aldığımızda ÖTV artı KDV tutarı ne kadar yüksek olursa olsun, seçimli kalk gider yazılması yönünde kullanıldıysa tamamı gider yazılabiliyordu. Ancak yeni uygulamada yapılan sınırlama çerçevesinde artık 0 kilometre binek otomobil alımında eğer biz seçimli hakkı gider yazma yolunda kullandıysak kanundaki tutarına bakacak olursak 115 bin TL'ydi. Biliyorsunuz 310 nolu tebliğiyle 2020 başından itibaren 140 bin TL'ye çıkarıldı. 140 bin TL'ye aşan ÖTV'nin ya da KDV'nin artık gider yazılabilmesi diye bir şey söz konusu değil. Buna ilk dikkat etmemiz gereken husus bu. Yine aynı bent parantez hükmünde yapılan düzenleme çerçevesinde kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerde de aylık en fazla kira bedelinin 5500 TL'ye kadar olan kısmı gider olarak dikkate alınabilecek. Aşan kısmı ise malik yarın tespitinde kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekecek. Bir başkası getirilen kısıtlama binek otomobillerinden doğan giderlere ilişkin kısıtlamaydı. Binek otomobillerden doğan giderler dediğimizde hemen ilk akla gelenler ne? Binek otomobillerin bakım onarım giderleri, akaryakıt giderleri, sigorta giderleri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, otopark ücretleri ve benzerleri. İşte bu saydığımız türden giderlerin yine biz ne yapıyorduk? Eskiden tamamını gider yazıyorduk. Bunları hesabetten KDV'lerini de yine tamamını 190 bin nolu hesapla ilişkilendirerek indirime konu edebiliyorduk. Ancak yapılan düzenleme çerçevesinde hepimizin bildiği üzere binek otomobillerden kaynaklanan ve az önce örneklendirdiğimiz türden giderlerin bundan böyle dediğimiz 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sadece %70'lik kısmı gider olarak dikkate alınacak, aşan %30'luk kısmı ise kanundan kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecek. Bu noktada hemen akla şu soru geliyor akla olarak, finansal kiralama yoluyla ya da taşıt kredisiyle edinilen binek otomobillerinin finansman giderlerinin durumu ne olacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Az önce dedik ya, kiralamada aylık 5500 TL'ye geçen kiralar gider yazılamayacak. Ama bu bizim bildiğimiz normal araç kiralaması için geçerli bir ad. Finansal kiralamayı tabii ki bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Finansal kiralamada aylık ödeme tutarının 5500 liraya geçmesi bu anlamda bir sıkıntı oluşturmuyor. Ne anlamda sıkıntı oluşturduğunu birazdan zaten açıklayacağız. Finansal kiralama yoluyla bir binek otomobil aldığımızda biliyorsunuz öncelikle yapacağımız ödemeleri ana para ve faiz olarak ayrıştırmak durumundayız. İlk yıl ana paraya hesap eden kısmın hepsini aktifleştiriyoruz aktar hesabında ve yine 163 nolu vergi usul kanunu genel tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde finansal kiralama yoluyla edindiğimiz binek otomobiller için ilk yıl ödenen faizin gider yazılabilmesi söz konusu değil. Mutlaka ana bedelle birlikte ne yapılmak durumunda? Aktifleştirilmek durumunda. İzleyen yıllarda ise yaptığımız faiz ödemelerini doğrudan gider yazmak ya da aktifleştirmek hususunda yine 163 nolu tebliğde mükelleflere bir seçimlik hak tanınmış. İşte bunu gider yazma yönünde kullandığımız takdirde artık bu şekilde finansal kiralamadan kaynaklanan, binek otomobillerin finansal kiralamasından kaynaklanan finansman giderlerinde diğer giderlerine benzer bir biçimde en fazla %70'lik kısmını gider olarak dikkate alabileceğiz. Aşan kısmını dikkate alamayacağız. Bu şart olarak yine şöyle bir soru akla gelebilir. 1-1-2020 tarihinden önce yani kanunun yürürlük tarihinden önce binek otomobili biz finansal kiralama yoluyla edindik, ödemelere de başladık. Bunlar için de yani sözleşme tarihi kanun yürürlük tarihinden önce olan binek otomobiller için de 2020 ve izleyen yıllarda ödenen faizler %70 kısıtlamasına tabi olacak. Tebride evet bunların da kısıtlamaya aynı şekilde tabi olacağı sözleşme tarihinin 2020'den önce olmasının bu anlamda bir fayda sağlamayacağı belirlenmiş durumda. Bu söylediğimiz açıklamalar sadece finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar için geçerli değil. Elbette buna benzer bir biçimde biz binek otomobilimizi taşıt kredisi kullanmak suretiyle, banka kredisi kullanmak suretiyle satın aldıysak orada da aynı şey geçerli. İlk yıl ödediğimiz faizi ya da varsa kur farkını aktifleştirmek zorundayız. İzleyen yıllarda gider yazma yönünde seçimlik hakkımızı kullandıysak da bankaya ödeyeceğimiz faizlerin artık tamamını değil bu anlamda
%70'ini gider olarak dikkate alabileceğiz. Aşan %30'luk kısım ise gider olarak dikkate alınamayacak. Peki gider yazamadığımız %30'luk kısma hesap edilen katma değer vergisinin durumu ne olacak? Hepimizin tahmin edeceği üzere katma değer vergisi kanunumuzun 30. maddesinin D bendi hükmü devreye giriyor. Tebliğde de o şekilde yorumlanıyor. Deniyor ki gider yazamadığınız %30'luk kısma hesap edilen KDV'de 191'e yazılamayacak. İndirim konusu yapılamayacak KDV'dir. Dolayısıyla gider yazamadığın %30'luk kısma ona hesap edilen KDV'yi de ekle. Bu şekilde KDV dahil tutarı kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate al şeklinde bir düzenleme yapılmış durumda. Binek otomobilleri ilişkin getirilen en geniş anlamdaki bir başka sınırlama da az önce de genel hattıyla belirtmiştik. Binek otomobillerin amortisman yoluyla gider yazılabilecek tutarına getirilen sınırlama. Bu yapılan düzenlemeyle de değerli meslektaşlar biliyorsunuz 1-1-2020 tarihinden itibaren 160 bin TL. Önce şuradan başlayayım. Hatırlayacak olursak özellikle bu kanun binek otomobilleri ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra ya da yürürlüğe girmeden öncesi temel tartışmalarda kamuoyunda yoğun bir şekilde şu söylenmişti. İşte binek otomobili alacak olanlar için son düzlüğe girildi. 31 Aralık 2019'a kadar binek otomobillerinizi satın alırsanız eski uygulama geçerli olacak. Dolayısıyla bundan kaynaklanan avantajlardan yararlanabileceksiniz. Mutlaka 31 Aralık'a kadar binek otomobillerinizi alın şeklinde birçok yazarın yazı yazdığını görmüştük. İşte burada bizi tebliğ tahsanında ilk şaşırtan unsurlardan birisi burada karşımıza çıktı. 7194 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girmişti? 7 Aralık 2019 tarihinde. Dendi ki bu yasanın yürürlüğe girdiği 7 Aralık 2019 tarihinden önce eğer sen binek otomobil aldıysan o binek otomobilinin aktifleştirdiğin bedeli isterse 1 milyon TL olsun. Bu 1 milyon TL üzerinden genel esaslara göre itfaiye süresinin sonuna kadar amortisman ayırmaya devam edebilirsin. Ancak sen otomobili kanunun yürürlüğe girdi, burası önemli, 7 Aralık tarihinden 31 Aralık tarihine kadar ki periyotta satın aldıysan o zaman artık kanun yürürlüğe girdi. İşte birçok yazarın çizerin yazdığı gibi 31 Aralık 2020'den önce aldın diye bu anlamda avantaj sağlayamadın. 7 Aralık'ta 31 Aralık arasında alınan binek otomobillerde varsayalım otomobilin lüks bir araç olduğunu kabul edelim. Bedeli 1 milyon TL ise biz en fazla ne kadar amortisman yoluyla gider yazabileceğiz? 135 bin TL'lik kısmını. Yani hem de 310 no'lu tebliğ ile 160 bin TL çıkarılmadan önceki daha düşük bir kısmını ne yapabileceğiz arkadaşlar? Gider olarak dikkate alabileceğiz amortismanlar anlamında. Dolayısıyla burada bir tebliğ taslağında bana göre ilginç bir düzenleme yapılmış. Yani en azından beklenmeyen bir yorumlamaydı bu. Eğer diyor 1 Ocak 2020 tarihinden sonra zaten binek otomobili aldıysan herhal ve takdirde yeni usule tabisin. Dolayısıyla 2020 yıl içinde bu tutar 160 bin TL olarak belirlendi. Eğer ÖTV ya da KDV'ye doğrudan gider yazma yolunu seçtiysen en fazla 160 bin TL'ye kadar ÖTV KDV'ye gider yazmadığında aktifleştirerek amortisman yoluyla giderleştirmeyi seçtiysen ya da ikinci el binek otomobil satın aldıysan en fazla 300 bin TL'ye kadar otomobil bedelini amortisman yoluyla giderleştirebilirsin. Aşan kısım yine amortismanlar anlamında da kanundan kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecek. Az önce finansal kiralama yoluyla ya da taşıt kredisiyle alınan taşıtlarda bunların faiz giderlerindeki %70'lik kısıtlamadan bahsetmiştik. Benzer bir durum amortisman uygulamasında da karşımıza çıkıyor. Biz gittik finansal kiralama yoluyla bir binek otomobil satın aldık. Yine ne yapıyoruz? Ana para faiz olarak ayrıştırıyoruz. Ana paraya ilk yıl faizini de eklemek suretiyle aktifleştiriyoruz ya da raiç bedele. İşte burada diyor ki seni bunu doğrudan binek otomobillere kaydetmemen, haklar hesabında aktifleştirmen genel uygulamaya engel teşkil etmez. Yani haklar hesabında da aktifleştirirsek aynı şekilde eğer ÖTV KDV direkt gider yazdıysak 160 bin liraya kadar yok ÖTV KDV gider yazmayıp aktifleştirdiysek 300 bin liraya kadar ki
kısmı, haklar hesabında aktif üreticilerimiz kısmı en fazla hak amortismanı olarak gider yazabiliriz. Aşan kısım aynı binek otomobil amortismanlarında olduğu gibi kanundan kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek. Zamanım kısıtlı olduğu için biraz tempolu gitmeye gayret gösteriyorum. Şimdi geldik sunumumuzun ikinci kısmına. İkinci kısımda ise 2019 yılında gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin tespitine ve beyanına yönelik özellik arz eden bazı hususları sizlere hatırlatmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerce elde edilen gelirler oluşturuyor. Gelirin tanımı birinci maddemizde yapılmış. Denmiş ki bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların sahifi tutarıdır. Hemen takip eden ikinci maddede ise gelir vergisinin konusuna giren 7 kazanç unsuru tek tek sıralanmış. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Biz gelir vergisi kanun hükümleri çerçevesinde bir gerçek kişinin gelirini vergilendirmek istiyorsak mutlaka öncelikle birinci maddedeki tanıma girecek. O da yeterli değil. Takip eden ikinci maddede yer alan 7 gelir unsurundan biri içerisinde değerlendirebileceğiz ki elde edilen kazanç ya da irat unsurunu biz onu gelir vergisine tabi tutabilelim. İşte bu yüzdendir ki örneğin Maliye Bakanlığı'nın verdiği muktezalara bakacak olursak altın aldınız, altındaki değer artışından kaynaklanan gelirler, bunu altın mevduatı bile olsa biliyorsunuz faiz gelir elde etmediğiniz sürece ana paradan elde edilen gelirler vergilendirilmiyor. Ya da son dönemlerde çok moda uygulama, kentsel dönüşüm kapsamında evleri, binaları yıkılanlara yapılan kira yardımları yine Maliye Bakanlığı'nın verdiği mukteza çerçevesinde gelirin tanımına girmediği için vergilendirilmiyor. Ya da kişilerin döviz alım satımından kaynaklanan kur farkı gelirleri herhangi bir ticari işletme ya da şirkete bağlı değil de şahsi servet dolayısıyla elde ediliyorsa yine gelir vergisinin konusuna girmediğinden vergilenmiyor. O yüzden vergileme yapabilmek için her şeyden önce birinci ve ikinci madde kapsamına sokmamız gerekiyor. Gelir vergisi kanunumuzun 85. maddesine baktığımızda orada der ki ticari kazanç sahipleri, gerçek usulde zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek kazanç sahipleri her hal ve takdirde yıllık beyanname vermek zorundadır. Yani bunlar faaliyetlerine devam ettiği sürece faaliyetlerinden zarar bile de olsa biliyorsunuz mutlaka yıllık beyanname veriyorlar. Bu üç gelir unsuru dışında kalan diğer 4 gelir unsurundan gelir elde eden mükellefler ise o kazanç ve irat unsurları için belirlenmiş kanunda yer alan istisna ya da beyan sınırlarını aştıkları takdirde yıllık beyanname mecburiyetleri gündeme geliyor. Aksi takdirde ise bu 4 gelir unsuru için beyanname vermek gündeme gelmiyor. Bu kısımda sizlere ilk hatırlatmada bulunacağım gelir unsuru. En çok da uygulamada buradan sorular geliyor. Ki biliyorsunuz geçen yıl tüm Türkiye'de bu ücret gelirlerinin özellikle birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirlerini beyan etmeyenlere yönelik izah davet müessesesi etkin bir şekilde çalıştırıldı. O kapsamda da bu olay biraz daha fazla gündeme geldi. Ücret gelirlerinin tespiti ve beyanında özellik arz eden hususlar. Hepimizin bildiği üzere Türkiye'de ücret gelirlerinin tespiti, beyanı, vergilendirmesi dediğimizde ilk akla gelen konu tevkif suretine vergilendirme. Evet, ücret gelirini elde eden, geliri elde eden bir başka da işte işçi ama o işçinin elde ettiği gelirden verginin kesilip vergi dairesine yatırılmasından sorumlu tutan kişi işveren. Bunun uzantısı olarak da gelir vergisi kanunumuzun 86. maddesinin 1B bendinde düzenlenmiş ağırlıklı olarak ücret gelirlerinin beyanı. Orada şu şekilde bir hükme yer verilmişti. Verilmişti diyorum çünkü birazdan 7194 yapılan değişikliği de bunun üzerine inşa edeceğiz. Denmişti ki en son 2019 yılında uygulanmak üzere tek işverenden elde edilen ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. O yüzdendir ki varsayalım 2019 yılı içerisinde bir şirkette holdingde adam CEO olarak çalışıyor. Aylık 100 bin TL'den yıllık 1 milyon 200 bin TL ücret geliri var. Yıllık beyanname veriyor muydu? Vermiyordu. Benzer bir biçimde aynı 1B bendinin parantez hükmünde derdi ki birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerde de birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirinin toplamı 103. maddede yer alan tarifenin ikinci gelir dilinde yer alan tutarı Türkçesi 2019 yılı için 40 bin TL'yi aşmıyorsa birden fazla işverenden elde edilen ücretler de aynı şekilde beyan edilmiyordu. O zaman ne zaman beyanname verme gündeme geliyordu? Birden fazla işverenden ücret gelir elde ediyorsun
ve birden sonraki işverenlerden elde ettiğin ücret gelirinin toplamı 40.000 TL'yi aşıyorsa bunu mutlaka yıllık beyannameyle bildirmek gerekmekteydi. Bu uygulamada hangi işverenin birinci işveren sayılacağı da 23 nolu sirkülerde yapılan açıklamalar çerçevesinde mükellef tarafından serbestçe tespit edilebiliyor. Şimdi Ali meslek mensupları bu 40.000 liradan bahsedince genelde şu soru gündeme geliyor. Bu 40.000 liralık tutarı biz hangi ücret olarak değerlendireceğiz? Yani net ücret mi, gelir vergisi matrağı mı, yoksa işverene maliyet mi vesaire? İşte buna ilişkinde Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu beyanname düzenleme rehberlerinde şöyle bir vurgulama yapıldığını görüyoruz. Deniyor ki her şeyden önce ücretten varsa gelir vergisi kanunumuzun 63. maddesinde yer alan indirim unsurlarını düş. Örneğin sosyal güvenlik prim ödemelerini düş. Düşerken de hangi tarafı? İşçiye isabet eden 14 artı birlik genel olarak 15'lik kısmı düş. Kalan tutardan da varsa gelir vergisi kanunu 89. maddesindeki engellilik indirimini düş. Kalan tutar bu 40.000 liralık beyan sınırının tespitinde senin esas alacağın tutardır. Yani bizim alışık olduğumuz haliyle eğer engellilik indirimi söz konusu değilse bir bakıma ne oluyor arkadaşlar? O matra olarak değerlendirilmiş tutar 40.000 liralık beyan sınırının karşılaştırılmasına da esas alacağımız tutar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şu basit örnek üzerinden isterseniz bunu biraz daha açalım. Mükellefimiz iki ayrı işverenden 2019 yılı içerisinde ücret geliri elde etmiş. Birinci işverenden 100.000 TL, ikinci işverenden 60.000 TL, üçüncü işverenden ise 24.000 TL ücret geliri elde ettiğini görüyoruz. Öncelikle ne yapacağız? Birinci işveren 100.000 TL hariç ikinci ve üçüncü işverenden elde edilen ücret gelirinin toplamına bakacağız. 84.000 TL. 84.000 TL genel anlamda 40.000 liralık beyan sınırını aşıyor. Ama az önceki açıklamalarımızda bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Bu örneğimizdeki mükellefimizin aynı zamanda birinci derece engelli olduğunu kabul etmişiz örnekte. Birinci derece engelliler biliyorsunuz 2019 yılında aylık 1200 lira, burada yıllık beyanname vermesi söz konusu olduğu için yıllık 14.400 liralık engellik indirimden yararlanabiliyorlar. Yine birinciden sonraki işverenlerden elde ettiği 60.000 lira üzerinden 14 artı 1 toplam %15 oranında SGK primi de düşülüyor. Dolayısıyla 60 artı 24 84.000 lira üzerinden 14.400 artı 12.600'ü düştüğümüzde bu 40.000 liralık beyan sınırı açısından dikkate almamız gereken ücret tutarı 57.000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu benim klasiğimdir. Her seminerde gelir böyle bir tutam peçete. Ben ısrarla bez mendil kullanırım. Eskiden kalma olduğumuz için. Dolayısıyla 57.000 lira olarak tespit ettiğimizden bu tutarı arkadaşlar yine 40.000 liralık beyan sınırının üzerinde olduğundan ne olacak? Örneğimizdeki işveren her üç işverenden elde etmiş olduğu ücret gelirinin tamamını yıllık beyanname ile beyan edecek. Yine birkaç küçük örnekte bu konuyu pekiştirelim. Artık burada tabii az önceki hesaplamaların yapılmış halinin verildiğini kabul edeceğiz bundan sonraki örneklerde. Mükellefimiz Kemal Bey 2019 yılında 3 ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş. Birinci işverenden 100.000, ikinci işverenden 30.000, üçüncü işverenden 18.000 TL. Ne yapacağız? Birinci işvereni bir defa 86.1b kapsamında tamamen dışarıda bırakacağız. İkinci ve üçüncü işverenden elde ettiği ücret gelirinin toplamı olan 48.000 TL ile 40.000 liralık beyan sınırını karşılaştırdığımızda 48.000 liralık beyan sınırı aşıldığı için örneğimizdeki mükellefimiz her üç işverenden elde ettiği ücret gelirinin toplamı olan 148.000 TL'yi yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda kalacak. Peki ücretimizin ücret geliri dışında diğer 6 kazanç ya da irat unsurundan gelir elde ettiği durumda durum değişecek mi? Hayır, değişmeyecek arkadaşlar. Birazdan kapsamlı örneklerde de bakacağız, birkaç örneğimiz var. Eğer ki mükellefimizin ücret gelirinin yanı sıra diğer kazanç ve irat unsurlarından da gelir elde ediyorsa şöyle düşüneceğiz. 86.1b'ye müstakil olarak bu mükellefin tek geliri ücret geliri olsaydı nasıl yorumlardık beyan durumunu? Aynı şekilde yorumlayacağız. Dolayısıyla ilk hesapta bir defa zaten bu mükellef ticari kazanç elde ettiği için yıllık beyanname vermek zorunda. Orada sorun yok. Peki vereceği yıllık beyannameye ücret gelirlerini dahil edecek mi? Sorunumuz bu. Birinci işveren 120, ikinci 32. Bakın diğer gelir unsurundan hiçbir önemi yok. İkinci işverenden elde ettiği 32 yine 40'lık beyan sınırının altında kaldığı için ne olmayacak arkadaşlar?
bu örneğimizdeki Berna Hanım ücret gelirlerini ticari kazanç için vereceği yıllık beyannameye dahil etmeyecek. Bunu özellikle şunun için veriyorum. Bazı arkadaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. İkinci işverenden elde edilen ücret geliriyle örnekteki örneğin ticari kazancı ya da varsa serbest meslek kazancını ya da varsa kira gelirlerini falan toplayıp onu kıyaslıyorlar. Burada öyle bir uygulama söz konusu değil. Tekrar ediyorum. Ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği 1B kapsamında tamamen kendi içerisinde müstakil olarak değerlendirilmek zorunda. Şu ana kadar yaptığımız tüm açıklamalar en son 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerinin tespiti ve beyanına ilişkindi. Evet, 1/1/2020'den sonra 7194 sayılı yasayla bu maddemizde, bu bendimizde çok önemli değişikliklere gidildi. Öncelikle bakalım maddenin yeni şekli ne oldu? Şöyle oldu, dendi ki, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103. maddede yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler. Önce okuyayım sonra yorumlayayım isterseniz. Devam ediyor parantez içerisinde. Diyor ki, birden fazla işverenden ücret almakla beraber birinciden sonraki işverenlerden aldıkları ücretlerin toplamı 103. maddede yazılı tarifenin 2. gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dahil ücretlerin toplamı da 103. maddede yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil. Direkt şu tablo üzerinden anlatacağım. Ne oldu, ne değişti? Öncelikle birinci sütuna bakalım. Demiştik ki arkadaşlar, eski uygulamamızda, yani 2019 son uygulamamızda, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ve tek işverenden elde edilen ücret gelirinin tutarı ne olursa olsun beyan edilmez demiştik. Artık ne diyoruz? 2019 öncesinde öyle diyorduk. Artık diyoruz ki, tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşan ücretler, tek işverenden elde edilmiş olsa bile beyan edilir. Dolayısıyla 2020 yılı içerisinde 600 bin TL'yi aşan ücret geliri elde edenler bu 600 bin TL'lik ücret gelirini tek işverenden de olsa birazdan göreceğiz. Birden fazla işverenden de elde etseler 600 binlik sınır aşıldığı zaman ücret gelirlerinde her hal ve takdirde yıllık beyanname verme zorunluluğu gündeme gelecek. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiğindeki değişiklik ne? Aslında bunun ilk kısmı eskisiyle aynı. Diyor ki, birden fazla işverenden ücret geliri elde ediyorsan, öncelikle birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerini topla, eskiden olduğu gibi. Yine eskiden olduğu gibi, 2019'da 40 bindi, 2020'de 49 bin TL, bu tutar aşılıyorsa ücret gelirlerini beyan et. Buraya kadar aynı. Aynı olmayan kısım şu, birden sonraki işverenlerden elde ettiğin ücret gelirlerini topladın, 2020'de 49 bini geçmiyor. Ama birinci dahil üçünün toplamı, örneğin üç tane olduğunu kabul edelim, 600 bini geçiyorsa yine yıllık beyanname vermek zorundasın. Birazdan basit örnekte açıklayacağım. Sonuna bakalım, birinci işveren dahil olmak üzere tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması halinde beyan. O zaman yine az önce söylediğimiz gibi, deminkiyle bunu da açıklamıştık arkadaşlar. Eğer birden sonrakilerden elde edilenlerin toplamı 49 binin altındaysa ve birinci dahil tamamının toplamı 600 bini aşmıyorsa yıllık beyanname verilme mecburiyeti doğmuyor. Ne demek istediğimi şu 5 sütunlu örnekte çok net anlayacağız. Birinci sütuna bakalım. Ücretimiz tek işverenden ücret geliri elde etmiş ve elde ettiği ücret geliri 720 bin TL. Yıl hangi yıl? 2020 yılı. 2019 olsaydı cevap kolaydı. Tek işverenden elde etmiş beyan dışıydı. Ama artık o kadar kolay değil. Bir de neye bakmak zorundayız? Tek işverenden elde edilmiş olsa bile belirlenmiş beyan sınırı olan 600 binin aşılıp aşılmadığına bakmak zorundayız. 600 bini geçiyor mu? Geçiyor. Evet, bunun için 2021 Mart'ta ücretimiz artık yıllık beyanname vermek zorunda. İkinci sütuna bakalım. Tek işverenden elde edilmiş, tutarı 600 binin altında. Sorun yok, eski uygulamaya benzer bir biçimde yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek. Üçüncü sütuna bakalım. Bu eski uygulamanın yine çok benzeri olarak karşımıza çıkıyor. Birinciden 510, ikinciden 28, üçüncüden 12 elde edilmiş. İkinci ve üçüncü işverenden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 40 bin. 2020 için belirlenmiş beyan sınırımız 49 bin. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü işverenden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı
49 bini geçmediği için ve 3 işverenden elde edilen ücret gelirinin toplamı da bunun yanı sıra 600 bini aşmadığından 3. sütundaki çalışanımız yine ne yapmayacak? Yıllık beyanname vermeyecek. 4. sütuna bakalım. 1. işveren 240, 2. 36, 3. 18. 36 artı 18, 54, 49 bin liralık 2020 beyan sınırı geçilmiş. Dolayısıyla örneğimizdeki işveren eski alışık olduğumuz uygulamaya benzer bir biçimde 3 işverenden elde ettiği ücret gelirinin hepsini yıllık beyannameyle beyan etmek zorunda kalacak. 5. ücretimizin durumuna bakalım. 570 bin lira 1. işveren, buna dikkat edin. 2. işverenden 32, 3. işverenden 13. 2020'deki beyan sınırı da 49'du. İkinciden elde ettiği 32 ile üçüncüden elde ettiği 13'ü topladığımızda 45 bin. Aslında beyan sınırı olan 49 bin altında olduğu için bu gelir 2019 geliri olsaydı yıllık beyannameyle beyan edilmezlerdik. Ama artık onun yanı sıra bir şeye daha bakıyorduk. Üçünün toplamı 600 bini aştığı için ne olacak arkadaşlar? Son sütundaki işçimiz de artık beyanname verir hale gelecek. Yine uygulamada bu konuyla ilgili en çok şuradan soru gelir. Örneğin bilirkişilik yapan arkadaşlarımız der ki, hocam ben 5 farklı mahkemede bilirkişiyim, her birinden ayrı ayrı bilirkişi ücreti alıyorum. Ya da 3 farklı kamu kurumunda hizmet veriyorum. Ya da bir doktorumuz var, hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir hastanede çalışıyor, hem döner sermayeden pay alıyor. Bunları biz birden fazla işveren mi sayacağız, yoksa tek işveren olarak mı kabul edeceğiz? İşte 310 bin oğlu tebliğiyle bu da netleştirildi. Dendi ki genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleriyle bu idarelere bağlı ilgili ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin yıl içerisinde bu kapsamdaki kurum ve kuruluşlardan ücret aldığı durumda verdiğim örneklere benziyor. Bunların hepsi artık tek işveren olarak kabul edilecek. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında koordineli olarak kümülatif matrah üzerinden vergileme yapmak zorunda. Ama eskiden olduğu gibi bu tereddütlerimiz yok. Onu ikinci işveren sayıp beyan sınırına bakacak mıyız falan derseniz yok. Özel sektörde çalışanlarda ise arkadaşlar bir tek iki özel sektör firmasının birleştiği durumda devir nevi değişikliği vesairelerde buna dahil ya da iş kanunu kapsamında asıl işveren alt işveren ilişkisi içerisinde çalışıldığında yıl içerisinde alt işverenlerin değiştiği durumda bunlar birden sonraki işveren olarak kabul edilmeyecek. Onun dışında özel sektördeki farklı işverenlere bağlı olarak çalışıldığı halde her bir işveren ayrı işveren olarak yine değerlendirilecek. Bir de burada çok önem arz eden bir konu da şu. Arkadaşlar biliyorsunuz ücretlerden vergi alınmamaya yönelik teşvikler iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Birinci kısım Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu yani 4490 sayılı kanun ya da Teknokent Kanunu kısaca 4691 sayılı kanunda olduğu gibi doğrudan işçinin çalışanın ücreti gelir vergisinden istisna ediliyor. İşte işçinin çalışanın ücreti bu iki kanundaki gibi doğrudan gelir vergisinden istisna edildiyse gelir vergisi kanunumuzun 86. maddesinin 1A bend hükmü çerçevesinde bunların hiçbir şekilde yıllık beyanname vermesi ya da bunların elde ettiği ücret gelirlerin az önceki 600 binlik 49 binlik sınırların tespitinde dikkate alınması diye bir şey söz konusu değil. Bu kısım tamam mı? Geçiyoruz ikinci kısma. Ücretten bir başka teşvik yönteminde ise doğrudan işçinin ücreti vergiden istisna edilmiyor da işveren yine bunu muhtasar beyannamesi beyan ediyor. Normal stopaj hesaplanıyor. Hesaplanan stopaj da doğrudan işverenin beyannamesinde terkin ediliyor. İşte bunu kanun koyucu istisna olarak değerlendirmediğinden bu kapsamda ücret gelir elde edenler, örnek verecek olursak 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 5746 sayılı Arge Kanunu, bu kapsamda ücret geliri elde edenler değerli arkadaşlar, bu ücret gelirleri istisna sayılmadığı için az önce söylediğimiz beyan sınırlarında bu ücretleri de dikkate alacaklar ve o sınırlar aşılıyorsa ne yapmak zorunda kalacaklar? Yıllık beyanname vermek zorunda kalacaklar. Aman bu nüans farkına da dikkat. Başkanım kaç dakikam kaldı? 15. Geldik bir başka gelir unsuruna. Bunu çok detaylı anlatmayacağım. Vaktimin daraldığını biliyorum. Menkul sermaye hayatları. Menkul sermaye hayatlarının tanımı 75. maddemizde yapılmış. Nelerin menkul sermaye hayatları sayıldığı da 70
5. maddemizde 17 bent halinde ama 3'ü kaldırıldığı için sunumumuzda 14 bent halinde sayılmış durumda. Evet, menkul sermaye hayatlarının aslında kapsamı görüyoruz ki kanunda çok geniş belirlenmiş. Ancak hepimiz yine uygulamadan biliyoruz ki aslında 75. maddeye göre menkul sermaye sayılanların birçoğu yine gelir vergisi kanununda yapılan düzenlemeler çerçevesinde çeşitli gerekçelerle beyan dışı kalmakta. Örneğin geçici 67. maddemizde bakacak olursak bir gelir unsuru arkadaşlar, bir kazanç ya da irat geçici 67. maddeye giriyorsa biliyorsunuz bunun pratikte doğurduğu iki tane sonuç var. Bir, geçici 67. maddeye göre stopaja tevkifata tabidir. İki, tutarı ne olursa olsun beyan dışıdır. Geçici 67. maddeye giren tüm kazanç ve irat unsurlarının ortak özelliği budur. Dolayısıyla sunumda sayılanları tek tek saymayacağım. Bunların hepsi geçici 67. maddeye giriyor. Hepsi geçici 67. maddeye göre stopaja tabi olup tutarı ne olursa olsun, ne kadar yüksek olursa olsun ne oluyorlar? Beyan dışı kalıyorlar. Geçici 67. madde kapsamına girmeyenlerin ise beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin yine kanunlarda özel düzenlemelerimiz var. Bunlardan belki en önemlisi kâr paylarının vergilendirmesi konusunda karşımıza çıkıyor. Kâr payı dediğimizde 75. maddemizin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılanları anlıyoruz. Yine Türkiye'deki kâr paylarının vergilenmesi rejimine baktığımızda hepimizin bildiği üzere gerçek kişiler ortağı bulunduğu şirketler kâr dağıtımına karar verdiği takdirde öncelikle bu kârı dağıtan şirket brüt kâr payı üzerinden gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesinin 6B bent hükmü çerçevesinde %15-10'da stopaj yapıyor. Kalan %85'lik kısmı ne yapıyor? Ortağına kâr payı olarak ödüyor. Ortak bunu beyan ederken hangi tutardan, net elde ettiği tutardan değil elbette, brüt tutar üzerinden beyana başlıyor. Elde ettiği brüt tutarın, işte geldik 22. maddenin 3. fıkrasına, yarısı gelir vergisinden istisna, kalan yarısı gelir vergisi matrağını oluşturuyor. O matrağı oluşturan tutar üzerinden de 103. maddedeki tarifeye göre vergi hesaplanıyor. Hesaplanan vergiden de şirketin kar dağıtımı yaptığı sırada yaptığı stopajın tamamı mahsuba konu ediliyor. Yani burada aslında elde edilen brüt kar payının yarısı beyana konu edilirken 22. maddedeki özel düzenleme çerçevesinde kar payının tamamı üzerinden yapılan stopajın mahsup edilebilme imkanına mükelleflerimiz kavuşuyor. Şimdi kar paylarının beyanı dediğimizde birazdan 86. maddede de kısaca değineceğiz. Biliyorsunuz ki tamam tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul sermaye ihratları eğer tek geliriniz örneğin kar payıysa yine az önce söylediğimiz tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aştığı takdirde yani 2019 yılı için 40.000 TL'yi aştığı takdirde beyan ediliyor. Aksi takdirde ise beyan edilmiyor. Şimdi buradan hareket edecek olursak varsayalım mükellefimiz 100.000 TL kar payı elde etmiş olsun brüt. Zaten 80.000 TL ve altında kar payı gelir elde ettiyse ve tek geliri buysa yarısı istisna kalan yarısı beyan edildiğinde de 40.000'lik beyan sınırının altında kaldığından ne yapılmıyor otomatikman? Beyan edilmiyor. 80.000'i aştığı andan itibaren beyan başlıyor. Varsayalım 100.000 TL kar payı elde ettiyse yarısı istisna kalan 50.000 lira üzerinden tarifeye göre vergi hesapladık. 9.800 lira bulduk. 100.000 lira üzerinden şirketin ortağına kar dağıtırken yaptığı 15.000 TL'lik stopajı mahsup ettiğimizde bırakın ödenecek vergiyi. Bu durumdaki mükellefimiz ne yaptı arkadaşlar? İade-i hak kazanmış oldu. İkinci sütuna, kırmızı sütuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben her yıl bu hesaplamayı yapıyorum artık. Bu hesaplama sonucunda şöyle bir karara varıyoruz. 2019 yılı içerisinde gerçek kişilerce elde edilen brüt kar payları 461.600 TL'ye kadar olduğu noktada biz bu karlarını beyan etsek dahi ödenecek vergi çıkmıyor. Bir bakıma bu başa baş noktası. Bu tutar aşıldıktan sonra hangi tutar? 461.600 lira tutar aşıldıktan sonra artan oranlı tarifenin verdiği etkiyle yavaş yavaş ödenecek vergi çıkıyor. O eskiden çok daha yavaş yavaş çıkıyordu yüksek rakamlarda. Ama artık tarifeye bir de %40 oranında vergi eklendi ya arkadaşlar. Bu kar payları içinde biliyorsunuz bu yıl uygulanacak. Dolayısıyla 4. ve 5. sütuna baktığımızda orada eskiden hesaplanan vergiler çok daha cüzi olurdu.
O 5 puanlık artışa paralel olarak biraz daha fazla vergi çıktığını ama o çıkan verginin de yine çok yüksek oranlara ulaşmadığını toplama kıyasladığınızda görmekteyiz. Geliyoruz gayrimenkul sermaye hayratlarına ilişkin özellik arz eden hususlara. Biliyorsunuz gayrimenkul sermaye hayratlarında elde etme tahsil esasına bağlanmış. Gayrimenkulümüz kirada olmasına karşılık bir tahsilat yoksa beyan edecek bir şey de oluşmuyor. İşte tahsilat esasına göre elde ettiğimiz hasılattan da mükellefte gelir vergisinde yer alan iki gider indirimi yönteminden birini seçmek suretiyle ne yapabiliyorlar? Giderlerini indirim konusu yapabiliyorlar. Bunlardan birincisi gerçek gider indirimi. Ki gerçek gider indirimi biliyorsunuz eskiden çok da itibar etmediğimiz bir indirim yöntemiydi. Çünkü götürü gider oranı %25'ten 15'e düşmeden önce biraz daha cazip olduğu için bazı mükellefler hariç ağırlıklı olarak hemen hemen tüm mükelleflerimiz götürü gider indirimini tercih ediyorlardı. Ama gelinen noktada gerçek gider indirimi de mükelleflere çok avantajlı sonuçlar doğurabiliyor. Gerçek gider indirimi yöntemini seçtiyse mükellefimiz aynı ticari kazançta meslek kazançtakine benzer bir biçimde elde ettiği hasılattan 74. maddede sayılan giderleri hangi şartla belgelendirmiş olması şartıyla ne yapabiliyor? Beyanname üzerinde indirim konusu yapabiliyor. Hatta iki durum hariç eğer yaptığı giderler 74. madde kapsamında katlandığı giderler elde ettiği kira hasılatını aşıyorsa zarar bile doğabiliyor. Hep kiradan zarar doğmaz gibi düşünüyoruz ama doğabiliyor. Hatta doğan bu zararın beyannamede diğer 6 kazanç veriyat unsurundan elde edilen gelirden bile mahsup edilebilmesi ne oluyor arkadaşlar? İmkan dahilinde oluyor. Peki hangi iki gider indirimi zarar doğuramıyor? İşte 74. maddedeki özel düzenleme çerçevesinde birincisi iktisat bedelinin %5'inin indirim adını verdiğimiz uygulama ki bu uygulama kapsamında siz yeni bir bina aldınız, bunu mesken olarak kiraya verdiniz. Sadece bir meskenle sınırlı olmak üzere o meskenin satın alma bedelinin %5'lik kısmını 5 yıl süresince gerçek gider yöntemini seçtiyseniz o gayrimenkulden elde edilen hasılata ne yapabiliyorsunuz? İndirim konusu yapabiliyorsunuz. Bir de kısaca kira mahsuplaştırması diye adlandırdığımız 74. maddedeki bir gider uygulaması var. Orada da mükellefimizin varsayalım Ankara'da kiraya verdiği bir gayrimenkulü var. O gayrimenkulden 20.000 TL kira hasılatı elde etmiş. İstanbul'da da lojmanda oturuyor devlet memuru. Yıllık 12.000 TL lojman kirası ödüyor. İşte İstanbul'da ödediği 12.000 liralık lojman kirasını Ankara'da elde ettiği 20.000 liralık kira hasılatı ne yapabiliyor? İndirim konusu yapabiliyor eğer mükellefimiz bu yöntemi seçtiyse. Dedik ki normal şartlarda bu giderleri indiririz. Zarar doğarsa zararı diğer altı gelir unsurundan bile ne yapabiliriz? Mahsuba konu edebiliriz. İşte sadece bu iki gider indirimi zarar doğuramıyor ya da zararı arttırıcı yönde etki edemiyor. O yüzden kanun sistematiğine de bakacak olursak özünde şunu der kanun. Önce 74. maddedeki diğer tüm giderleri indir. En son kalan kadar varsa kalan zarara dönmediyse bu ikisini indir. Bu ikisinden en fazla kalan kazanç tutarı kadar yararlanabilirsin. Bunlar zarar doğuramaz. Doğuruyor olsa bile diğer gelir unsurlarına mahsup edilemez ya da sonraki yıllara devredemez. Burada Maliye Bakanlığı'nın verdiği bir muktezada şöyle özellik arz eden bir husus var. Biliyorsunuz gelir vergisi kanunu çerçevesinde her bir gerçek kişi ayrı ayrı gelir vergisinin mükellefi. Herkes kendi giderini kendi beyannamesinde indirebilir. Ama demiş ki Maliye Bakanlığı'na mukteza bazında sormuş mükellefimiz. Eşlerden birisinin elde ettiği kira hasılatından diğer eş adına ödenen kiranın ya da lojman bedelinin indirim konusu yapılabilmesi mümkün mü? Maliye Bakanlığı da demiş ki tamamen mükellef lehine bir yorumlamayla ben olaya aile birliği çerçevesinde bakarım. Gelirin şahsiliği çerçevesinde değil. Dolayısıyla eşlerden birinin elde ettiği hasılattan diğer eş adına ödenen kiranın ya da lojman bedelinin mahsubunu kabul ederim denmekte. Biliyorsunuz iş yeri kiralarında stopaj yoluyla vergileme söz konusu. %20 oranında stopaj yapıyor. Birazdan onu bir yere bağlayacağız. Yine hepimizin bildiği üzere arkadaşlar demiştik ki gayrimenkul sermaye hayratlarının tespitinde iki usul var. Bir gerçek gider usulü temelinden bahsettik. İkincisi götürü gider usulü. Götürü gider usulünde eskiden
%25 oranında mükellefler bu indirimden yararlanabilirken yapılan değişiklik sonrasında %15 oranında faydalanabiliyorlar. Eğer mükellefimiz götürü gider usulünü seçtiyse peşinen şunu kabul ediyor. Az önceki slaytta 74. maddede sayılan giderlerin tamamını indirmekten vazgeçiyor. Onların yerine %15 indirime yeterli görüyor. Yani hem %15 indireyim hem de onlardan birinin bir kuruşunu indireyim mümkün değil arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İkincisi, götürü gider usulünü seçen mükellefler biliyorsunuz 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemiyorlar. Bu yıl ilk defa götürü gideri uyguladıysak en azından takip eden yılda götürü gideri uygulamak zorundayız. Ama tam tersi mümkün. Bu yıl ilk defa gerçek gider usulünü uygulayan mükellefler hemen takip eden yıl götürü gider usulüne geçebilmektedir. Bir de burada en çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer birden fazla gayrimenkulü kiraya verdiysek, örneğin 5 farklı gayrimenkulden kira geliri elde ediyorsak hepsi için aynı gider usulünü uygulamak zorundayız. Yani 3'üne götürü gider uygulayayım, 2'sine gerçek gider indirim uygulayayım diye bir imkanımız söz konusu değil. Götürü gider uygulamasından hem mesken olarak hem de iş yeri olarak kiraya verdiğimiz tüm gayrimenkuller için yararlanabiliriz. Bir tek ne için yararlanamayız? Haklardan elde edilen kiralar için yararlanamayız. Hani az önce kar paylarında bir açıklama yapmıştık ya, onun çok benzeri iş yeri kiraları için de geçerli. İş yeri kiralarında da yaptığımız hesaplamaya göre 2019 yılında 118.359 TL'ye kadar ki iş yeri kiraları yıllık beyannameyle beyan edildiği takdirde herhangi bir ödeme çıkması söz konusu olmamakta. Arkadaşlar, şu mesken kiralarındaki 5.400 liralık istisnanın özellik arz eden hususlarını yine sadece sizlere bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere mükelleflerin mesken olarak kira verdiği gayrimenkullerden elde ettikleri kira hasılatının her yıl belirlenmiş tutardaki kısmı gelir vergisinden istisna ediliyor. 2019 yılında elde edilenler için bu istisna ne kadar? 5.400 lira. Peki bu istisnadan yararlanmakta özellik arz eden hususlar neler? 1. Ticari, zira ya da mesleki kazancı dolayısıyla yıllık beyanname vermek zorunda olanlar bu istisnadan yararlanamazlar. Dolayısıyla bu kapsama girenler zarar bile beyan etseler, basit usulde de mükellef olsalar ne yapamıyorlar? 5.400'lük istisnadan yararlanamıyorlar. Peki ticari, zira ya da mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda değil ama diğer 4 gelir unsurundan gelir elde ediyor. O zaman ne olacak? Eskiden bu hiçbir sorun teşkil etmiyordu. Ancak daha sonra yapılan düzenleme ile de burada biliyorsunuz kısaca yıllık gelir kıstası diye adlandırdığımız bir uygulamaya geçildi. Dendi ki ticari, zira ya da meslek kazancı oysa yıllık beyanname veriyorsan zaten yararlanamazsın. Bunun dışında kalan diğer 4 gelir unsurundan neler onlar? Ücret, gayrimenkul sermaye aradı, menkul sermaye aradı, diğer kazanç virat. Bu 4 gelir unsurundan gelir elde edenler ise elde ettikleri gelir tutarı o yıl için belirlenmiş gelir kıstasını, o da nasıl belirleniyor? Tarifenin ücretler için geçerli 3. gelir diliminde yer alan tutar olarak belirleniyor. 2019 için ne kadar? 148 bin lira. Dolayısıyla diğer 4 gelir unsurundan elde ettiğiniz gelir vergiye tabi olsun ya da olmasın, vergiden istisna bulunsun ya da bulunmasın, her hal ve takdirde ne yapılıyor? Bu söylediğimiz 148 bin lira sınırın tespitine dikkate alınıyor. Ve 148 bin lira sınır aşıldığı takdirde mükellefimiz 5.400 liralık istisnadan aynı şekilde yararlanamıyor. Bir başkası arkadaşlar, hep şu sorulur bize, biliyorsunuz az önce de söylemiştim, gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme tahsil esasına bağlanmış. Dolayısıyla şöyle bir örnek üzerinden söyleyelim, mükellefimiz 2017, 18 ve 19 yılları için yıllık 10.000 TL kira bedeliyle anlaşarak gayrimenkulünü kiraya vermiş. 17, 18 ve 19'un toplam 30 bin liralık kirasının hepsi de son yılda 2019'da tahsil edilmiş. Şimdi bu 10'ar bin liralar ait olduğu yılda tahsil edilseydi ne olacaktı? 2017'de 3.900 lira, 2018'de 4.400 lira, 2019'da 5.400 lira olmak üzere bu 30 binlik hasılattan mükellefimiz toplam bazda 13.700 liralık istisnaya düşebilecekti, öyle değil mi? Öyle. Peki tahsil esasına göre bunların hepsini 2019 geliri sayıp 30 bin hepsini 2019'da beyan ettiğimizde üçünü toplayıp mı düşeceğiz? Hayır arkadaşlar, bu istinadan sadece ve sadece o yıl için belirlenmiş tutardan tam ve bir kez yararlanabiliyor mükellefler. Dolayısıyla bu örnekte sadece 5.400'ü düşebileceğiz.
Bir başkası hep şu soruluyor. Benim gayrimenkulüm 5 ay kirada kaldı, 7 ay boş kaldı. 5400'lük istinadı da kıst hesabı yapıp dolu kaldı döneme isabeten kısmı mı düşeceğim? Hayır arkadaşlar, bir ay bile kirada kalsa 5400'lük istinadın yıllık tutarını tam olarak düşebiliriz. İstinada kıst uygulaması diye bir şey yok. Son olarak baba öldü, 3 evladına ev kaldı, 3 evlat müşterek mülkiyet halinde tabuta atlarına kayıtlı olan gayrimenkulü mesken olarak kiraya verdi. Toplamda 30 bin lira kira geliri elde edildi. Her birinin hissesine 10'ar bin lira düşüyor. Ne olacak? Her bir kardeş kendi hissesine isabet eden 10 bin liradan bu 5400 liralık istisnayı yine gelirin şahsi ilkesi prensibi çerçevesinde ayrı ayrı ve tam olarak indirim konusu yapabilecek. Bir başka da işte 5400'ü 3'e böleceğimize yönelik bir şey söz konusu değil. Son olarak 86. maddeyi de hatırlatacağım ve sözlerimi tamamlayacağım. Biliyorsunuz gelir vergisi sistemimiz bizim üniter bir vergi sistemi. Genel kural şu: mükellefler 7 gelir unsurundan elde ettikleri kazanç veriatlarının hepsini yıllık beyannamede beyan etmek, toplam matrah üzerinden de artan oranın tarifeye göre vergi ödemekle yükümlüler. Her ne kadar genel kuralımız bu olsa da bu kuralın en önemli istisnasını gelir vergisi kanunumuzun 86. maddesi oluşturuyor. Eğer bir kazanç ya da irat unsuru 86. madde kapsamına giriyorsa yıllık beyanname ile bildirilmiyor. Diğer gelirler için yıllık beyanname verilse bile bu kazanç irat unsurları yıllık beyannameye dahil edilmiyor. Öncelikle bakalım neler onlar? 86.1 aya bakacak olursak gerçek usulde vergilenmeyen zirai kazançlar, yani deftere tabi olmayan tevkif suretiyle vergilendirilen zirai kazançlar tutarı ne olursa olsun beyan dışı. Yine gelir vergisi kanunumuzun 75. maddesinin, menkul sermaye hayatları sayılan maddesinin 15 ve 16 numaralı bentlerinde sayılanlar, orada ne var? Sigortacılık sisteminden ya da bireysel emeklilik sisteminden ayrılırken alınan toplu paralar var. Biliyorsunuz onlar 94. maddemize göre sistemde kalma ve emekliliği hak kazanmaya bağlı olarak %15, 10 ya da 5 oranında stopaja tabiler. İşte 94'e göre stopaja tabi olan bu gelirler 86.1a'daki özel düzenleme çerçevesinde tutarı ne olursa olsun beyan edilmiyor. Yine 86.1a'ya göre kazanç veriatların istisna hatları içerisinde kalan kısımları da beyan edilmez. O çerçevede örneğin istinadan yararlanıyorsak 5400 liralık mesken kirasını ya da altındaki mesken kirasını beyan etmiyoruz. İşte 2019 yılında 14.800 liraya kadar olan değer artış kazançlarını, 33.000 liraya kadar olan arizi kazançları, seneye örnek verirken 600.000 liraya kadar olan telif kazançlarını ne yapmıyoruz? Bu madde kapsamında beyana konu etmiyoruz. 86. maddemizin B bendinde ücretlerin beyanı açıklanmış. Onu zaten çok detaylı açıkladığımız için bir kenara bırakıyoruz. Geldik 1C bendindeki düzenlemeye. 1C bendinde de arkadaşlar diyor ki, vergiye tabi gelir toplamının A ve B bentlerinde sayılanlar hariç, yani B bendinde sayılan türden ücretler varsa onu bu toplamada dikkate alma diyor örneğin. Ya da istinadlar içerisinde kalan kazanç veriatları bu toplamada dikkate alma diyor. Vergiye tabi gelir toplamının yine gelir vergisi tarifimizin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 2019 için 40.000 TL'yi aşmaması koşuluyla biz tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye hayatları ne yapmıyoruz? Yıllık beyanname ile beyan etmiyoruz. 86.1D'de de özünde 1C'de olduğu gibi beyan edilmeyen iki tane kazanç veriat unsuru var. Menkul ve gayrimenkul sermaye hayatları. 1C'den farkı ne? 1C'de bir menkul ya da gayrimenkul sermaye hayatının beyan edilmemesi için ilk şartımız tevkifata tabi tutulmuş olması. 1D'de ise tevkifata tabi tutulmamış ve herhangi bir istinadan yararlanamayan türden olması. İşte bu tanıma giren ve 2019 yılı için tutarı 2200 lirayı aşmıyorsa menkul ve gayrimenkul sermaye hayatlarımız da aynı şekilde yıllık beyanname ile beyana konu edilmemekte. Bir iki örneğe vaktim var mı? Evet, kısaca bu anlattıklarıma vakit dar olması benim dediğim gibi çok zorluyor. Normalde ben bu seminerleri 3,5-4 saatte veriyorum ama burada biraz sıkıştırılmış olduğu için çok hızlı gitmek zorunda kalıyorum. Birinci örneğimize Nuray Hanım'ın durumunu ele alıyoruz arkadaşlar. Birkaç örnekte de pekiştirip ondan sonra sözü tamamlamak istiyorum.
Birinci işverenden 148 bin, ikinci işverenden 32 bin, üçüncü işverenden 18 bin lira ücret geliri var. Onun yanı sıra da konut kira geliri var. Önce az önce de söylemiştik ücretleri anlatırken, öncelikle ücretleri kendi içerisinde hallediyoruz. Birinci işverenden elde ettiği ücret geliri 148 kenara koyduk. İkinciden elde ettiği 32, üçüncüden elde ettiği 18, toplamı 50. Beyan sınırımız ne kadardı? 40 bin. Dolayısıyla örneğimizdeki Nuray Hanım her üç işverenden elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı olan 198 bin lira için yıllık beyanname vermek zorunda. Bu beyannamesinde de konut kira gelirinde ne yapacak elbette? Dahil edecek. Çünkü her şeyden önce istinad tutarının üstündeyse konut kira geliri mutlaka yıllık beyannameye gidiyor. Peki buradaki sorunumuz şu. Bu örnekteki mükellef 5400 liralık istinaddan yararlanabilir mi? Eskiden olsa yararlanır derdik. Çünkü ticari, ziraat ya da meslek kazancı dolayısıyla yıllık beyanname verme zorunluluğu yok. Ama artık o yetmiyor. Bir de neye bakıyoruz? O dönemki gelirlerinin toplamına bakıyoruz. 2019 yılı için o yılki gelirler toplamı 148 bini aşıyorsa, ki aştığını gördük, ücret bile aştı, mükellefimiz ne yapamayacak? 5400'lük istinadan yararlanamayacak. İkinci örnekteki mükellefe bakalım. Birinci işverenden 136 ücret geliri, ikinci işverenden 36 ücret geliri elde etmiş. Onun yanı sıra 15.400 liralık konut kirası, 32 bin liralık iş yeri kirası hasılatı var. Yine ücretleri bakın tamamen diğerlerini görmeden kendi içerisinde öncelikle hallederek işe başlıyoruz. Birinci işveren 136, ikinci 36. Beyan edilecek mi? Edilmeyecek. Gitti. Geride ne kaldı? 15.400'lük konut kirasıyla 32 binlik iş yeri kirası. Bir defa konut kirası kesin beyan edilecek, öyle değil mi? Öyle. Peki 5.400'lük istinadan yararlanabilecek mi? Az önceki açıklama burada da geçerli. Toplam gelirler 148'i aştığı için yararlanamayacak. En son ne kaldı? İş yeri kirasını beyan edecek mi, etmeyecek mi kaldı? Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Beyannameye taşıdığı 15.432.000'i toplayacağız. 47.400 lira, 40 bin liralık vergiye tabi gelir toplamı kıstasını aştığı için örneğimizdeki mükellefimiz mesken kirası için vermek zorunda olduğu yıllık beyannameye iş yeri kirasına ne yapacak? Dahil edecek. Şu örneğe de dikkatinizi çekmek istiyorum. Tek iki unsurdan geliri var. İş yeri kirası ve konut kirası. Konut kirası 18.200. İstinaddan yararlanmasını engel bir şey görüyor musunuz? Yok. Çünkü ticari kazanç yok, meslek kazanç yok. 148 bin lira gelir kıstası da aşılmamış. Dolayısıyla konut kirası istinaddan da yararlanmak suretiyle ne olacak arkadaşlar? Beyannameye gidecek. İşte bu örnekte olduğu gibi istinadın düşüldüğü durumda konut kirasından, yani 18.200'den 5.400'ü düştük, ne kaldı geriye? 12.800. İş yeri kirasının beyan edilip edilmeyeceği noktasında mesken kirasının istinad düşüldükten sonraki kısmını, hani kanunda vergiye tabi gelir toplamı diyordu ya, düşüldükten sonraki kısmını, yani 12.800'ü, iş yeri kirasının ise 24.000'lik kısmını dikkate alıyoruz. Toplam 36.200 olduğu için, ne oluyor? 36.800 olduğu için 40.000 liralık beyan sınırı aşılmıyor ve örneğimizdeki mükellef tabii ki beyanname verecek konut kirası için ama vereceği beyanname iş yeri kirasını dahil etmeyecek. Şu iki örneğe de bakalım, bitirelim. Ya da şunlar ilginç olduğu için bunlara bakalım. Arkadaşlar bu örneğimizde mükellefimiz bilgisayar alım satım faaliyetiyle uğraşıyor. 2019 yılı ticari faaliyetinden 48 bin lira zarar doğmuş. Buna karşılık 60 bin lira iş yeri kira hasılatı, 24 bin lira da mesken kira hasılatı gelir elde etmiş. Şimdi bu oldukça, biliyorsunuz, hep şey olarak düşünülür. Bu 86.1c'deki iş yeri kiralarının, menkul sermaye hatlarının beyan edilmemesine ilişkin 40 bin liralık sınır sanki mükellefler lehine bir düzenleme gibi algılanır ama aslında alakası yoktur, biliyorsunuz. Çünkü 40 bin liranın altındaki örneğin gördük, menkul sermaye aracının kar payını ya da iş yeri kirasını gayrimenkul sermaye aracının mükellef keşke beyan etse, ettiği noktada bırakın vergi ödemeyi, ne çıkıyor? İade çıkıyor. İşte bu gözlükte bakmış Maliye Bakanlığı da. Demiş ki mükellef, aynen bu muktezadan da alınan bir örnektir zaten. Benim ticari faaliyetimden 48 bin zarar var. İş yeri kirasından 60 bin, mesken kirasından da 24 bin lira hasılat elde ettim. Benim beyan durumum ne olacak? Bir defa ticari faaliyet olduğu için zarar bile olsa ne yapacak mükellefimiz? Yıllık beyanname verecek. Peki, mesken kirası ne kadar?
24 bin lira. 5400 istisna düşebilir mi? Hayır. Niye? Çünkü ticari faaliyeti var. Zarar ya da kar olmasının bir önemi yok. Faaliyette bulunması yeterli. Dolayısıyla 5400'lük istisnai oradan düşemeyecek. 24 bin hepsi beyannameye gitti. Sorun ne? 60 bin liralık iş yeri kirasını mükellef beyannameye taşıyacak mı, taşımayacak mı sorunu? Mükellef ne yapmak ister aslında bunu? Taşımak ister, öyle değil mi? Çünkü taşısa o 60 binden yapılan stopajı mahsup edecek. Ticari faaliyetten doğan zararla da 88. maddeye göre beyannamede mahsuplaşma yapıldığında bu mükellefe ciddi iade doğacak. Ama burada diyor ki Maliye Bakanlığı, vergiye tabi gelir toplamını bulurken bu örnekte olduğu gibi ticari ya da mesleki faaliyetten zarar varsa onları eksi olarak dikkate alacaksın. 60 bin artı 24 bin, 84 bin, ondan 48 bin eksi olarak düşeceksin. Kalan tutar 36 bin. O da 40 bin liralık beyansının altında kaldığı için bu örnekteki mükellef istese dahi, ki istemeli, bunu ne yapamayacak arkadaşlar? Yıllık beyannamesine taşıyamayacak. Dolayısıyla ondan yapılan stopajı da iade alabilmesi gibi bir şey söz konusu olamayacak. Vaktim biraz açtığım için hem sizlerden hem de değerli diğer konuşmacı arkadaşlarımdan özür diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru cevap kısmında da kafanıza takılan her konuyu sorabilirsiniz. Sağ olun. Murat Üstadımıza süreyi iyi kullanma gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tespit. Kendisi sadece seminerlerde değil, yazarlığını yaptığı pek çok kaynak camia tarafından kullanılıyor. Sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi gelir dergisi görüşleriyle gelir vergisinin tespitinde özellik arz eden hususlar konusunda sunum yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Sayın Halil Ünal'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdür. Çok kıymetli meslek mensupları, İstanbul SMM Odası'nın ev sahipleriyle sizlerin arasınızda bulunmaktan kıvanç duymaktayım. Hepinizin muhasebe haftasını başkanlığımız adına tebrik ediyorum. Bu kalabalık ortama ayak uydurmaya çalışacağız. Bugün ben de sizlere Gelir Dairesi Başkanlığımızın görüşleri kapsamında gelir vergisi matrağının tespitinde özellik arz eden hususlardan bahsedeceğim. Gelir dairesi olarak biz bildiğiniz üzere görüşleri özelge kapsamında ve sirküler yayınlayarak vermekteyiz. Bu kapsamda Murat Üstad konuyu geniş olarak matrağın tespitinde özellik arz eden hususlardan bahsetti. Ben de idareye siz müşavirlerimizin, mükelleflerimizin sorduğu konulara bizim bakış açımız kapsamında sunmaya çalışacağım. Bu kapsamda öncelikle sunum planımızdan bahsedecek olursak ticari kazançlardan, zirai kazançlardan, ücretlerden, serbest meslek kazançlarından, gayrimenkul sermaye iratlarından. Bu kapsamda menkul sermaye iratlarını atlayacağım çünkü başlı başına geçiş 67. madde uygulaması ayrı bir sunum konusu. Murat Üstad da biraz önce MSE'yi de özellikle arz eden hususlardan bahsettiler. Diğer kazanç ve iratlardan gelirin beyanı ve beyanname üzerinden yapabileceğimiz 89. madde kapsamındaki indirimlerden bahsedeceğiz. Ticari kazanç biliyorsunuz kanunun 37. maddesinde sayılmış ticari sanayi faaliyetlerden doğan kazanç unsurlarını oluşturmakta. Kazancın ayrıntısına girmeyeceğim. Ancak biliyorsunuz vergi usulü kanunu uygulamasında öncelikle bir kazançtan vergi alabilmemiz için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kapsamda 7 kazanç unsuru, gelir unsuru bakımından tahsil esası, tahakkuk esası, hukuki ekonomik tasarruf gibi esaslar belirlenmiş. Bildiğiniz üzere ticari kazançta tahakkuk esası geçerli. Tahakkuk esasında ise hem gelirler yönünden hem de giderler yönünden ticari kazançta esas geçerli.
Bu kapsamda gelirimizin miktar ve mahiyet olarak kesinleşmiş olması gerekiyor. Burada kastettiğimiz olay şu, siz bir işlem yaptınız, faturanızı düzenlediniz, karşı taraftan bunun bedelini tahsil edilebilir aşamaya geldiniz mi? Buradaki esas da şu, faturanın hangi dönemde düzenlediği değil, malın teslim edildiği dönem önemli bizim açımızdan. Örnek üzerinden konuyu açıklamak istersek, siz Aralık 2019 yıl döneminde bir mal teslimi gerçekleştirdiniz, sevk irsalenizi düzenleyip mükellefe gönderdiniz. Ancak faturasını 2020 yılında düzenlediniz. Burada gelir 2019'un mu, 2020'nin geliri midir? Miktar ve mahiyet olarak mal tesliminin gerçekleştiği 2019 yılının geliri olarak dikkate almamız gerekecek. Yine bildiğiniz üzere bazı gider faturaları takip eden ayda gelmekte. Genelde elektrik, su, doğalgaz gibi işlemlere ait Aralık ayına ait faturalar bize Ocak ayında gelmektedir. Burada da gider yönünden 2019 yılı Aralık döneminin gelir vergisi beyannamesinin yıllık beyannamede gider olarak dikkate alacağız. Ancak ertesi yıl hesaplarımıza intikal ettirdiysek 2020 yılı açısından bunlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. 2019 beyannamemizde diğer indirim ve isnalar bölümünde indirim konusu yapacağız. Yine bankaların hesap işletim ücreti yansıtmaları var. Dönemsellik ilkesi kapsamında gelen banka hesap işletim ücretleri Aralık dönemine ait olan 2020 Ocak ayında bize geliyor. Gelir dersiz görüşünde burada 2019'un gideri değildir, 2020'nin gideri olarak dikkate alınabileceği söylenmekte. Ancak ben bu görüşe katılmıyorum çünkü o hesaplar Aralık 2019 yılında kullanılmıştır firma tarafından. Onun kullanımı nedeniyle bankanın size yansıtmış olduğu bir gider vardır. Faturası 2020'de olsa 2019'da dikkate almak gerekir. Ancak gelir dersinin görüşü tam tersi yöndedir. Yine finansman giderlerimiz vardır. Taşıt alımı, gayrimenkul alımı. Biraz önce üstad da bahsetti. Bu kapsamda banka kredisi ya da diğer finansman araçlarını kullanarak temin ettiğimiz varlıklar varsa aktifleştirildiği dönem sonuna kadarki finansman giderlerini maliyet bedeline ilave edip amortisman yoluyla itfaiye etmemiz zorunlu. Ertesi hesap dönemlerinde tekabül eden kısımları ya gider kaydedebilirsiniz ya da maliyet kaydedebilirsiniz. Burada seçimlik hakkı var mükellefimizin. Yine ekonomideki gelişmelere bağlı olarak artık işlerimizi direkt ofislerden yürütmüyoruz. Ofislerimizi aynı zamanda ikametgah olarak kullanmaktayız. Bu kapsamda home ofisler için ödediğimiz kiraların tamamını gider olarak dikkate alabiliyoruz. Ortak giderlerden de ticari işleme ait kısımları gider olarak indirim konusu yapabileceğiz. Yine pazarlama tekniği anlamında yurt dışındaki müşterilerimizin temsilcileri bize gelmiş olabilir. Yine bayilerimizin yöneticileri gelmiş olabilir. Kısa süreli bunların ikametgahı için mesken tuttuğumuz durumlar olabiliyor. Günübirlik, bir günlük, iki günlük. Ancak gelir dersi başkanlığı burada kötüye kullanım olabilir. Mükellefler bu tarz adlar altında özel ihtiyaçları içinde kiralamalar yapabilir. Saikinden hareketle bunları gider olarak dikkate aldırmıyor. Ben bu mükellefin yerinde olsaydım böyle bir özelge talebinde bulunmaktan ziyade işlemin gerçek mahiyetini dikkate alarak gerçekten yurt dışından mal sattığınız müşteriye gönderdiğiniz, müşteri yöneticileri için kiraladığınız meskenlere ait bir ödemeniz varsa bunu defter kayıtlarıma gider olarak dikkate alırdım. İdareye sormaz. Ancak incelemede karşılaştığımız zaman gerçek durumu ortaya koyucu doneleri sunduktan sonra inceleme elemanı burada pek de eleştiri konusu yapmazdı diye düşünüyorum. Yine kentsel dönüşüm uygulamaları revaçta. Bazı müteahhitler kentsel dönüşüm kapsamında arazileri, binaları almakta. Bunların imalatını, inşaatını yaparken de banka kredileri kullanmakta. Bu kapsamda bu işlemler ticari kazancın unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Bunlara ait faiz giderlerini ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alabiliyoruz. Ancak müteahhitler ellerinde kalan son gayrimenkulleri, son daireleri
Bazen satmıyorlar, kendi mülkiyetlerine geçiriyorlar. Bu kapsamda elde ettikleri gelirler gayrimenkul sermaye iradı olduğu için buna dair faiz ödemelerini gider olarak dikkate almıyoruz. Yine ticari faaliyetin bedelsiz yapılması durumu var. Ticarette amaç kar elde etmektir. Bedelsiz teslim söz konusu olmaz. Bedelsiz teslimi siz kendi içinizde yapsanız bile emsal bedel üzerinden fatura düzenlemek zorundasınız. Yine emsallere nazaran transfer fiyatlandırılması boyutunu es geçerek söylüyorum. Odaların belirlemiş olduğu asgari ücret tarifelerinin altında işlem yapıldıysa gerçek bedel üzerinden işlem yapılabiliyor. Yine son dönemde Gelir Vergisi Başkanlığı sosyal medya üzerinden yapılan ticari işlemleri mercek altına aldı. Bunlarla ilgili mükelleflere izah davet yazıları, izah davet kapsamında beyannamelerin tamamlanması istendi. Burada yapılan işlem esnaf muaflığından yararlanılmıyor. Gerçek usulde ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak. Yine genç girişimciye kazanç istisnası var. Ayrıntıya girmeyeceğim. Düzeltme beyannameleri verme durumumuz mümkündür. Mükellef bu haktan yararlanacağını unutmuş. Daha sonra farkına vararak düzeltme beyannamesiyle bundan yararlanabilecektir. Bu konuya üstad bahsetti. Genç girişimciler istisnasından yararlanmaya engel teşkil etmeyen durumlar var. Burayı hızlı geçiyorum. Yine genç girişimciler istisnasında ilk defa gelir vergisi mükellefi olmanız gerekiyor. Basit usulden gerçek usule geçiyorsanız siz zaten daha öncesinde bir mükelleftiniz. Bundan dolayı ihlal sayılıyor. Esnaf vergi muafiyetine sahip iken daha sonra genç girişimciler istisnasından yararlanacaksanız ihlal etmemiş oluyorsunuz. Burada yıllara sarı inşaat onarım işleriyle ilgili kur farkları oluşabiliyor. Normalde kur farkından önce tekfat ne zaman yapılması gerekiyor? Nakden veya hesaben ödemenin gerçekleştiği dönemde. Nakden ya da hesaben ödeme ne zaman gerçekleşir? Hak ediş belgelerinin onaylandığı tarihte. Ancak devamında sizin işleminiz yabancı para cinsinde ise ödeme tarihleriyle hesaben ödemenin gerçekleştiği tarih arasında kur farkı oluşabiliyor lehe. Burada tekfat yapılması gerekiyor kur farkları açısından. Ancak kurlar düşerse tekfat yapmayın diye söylüyoruz. Sizden kesilen verginin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesinde tekif edilen vergiler bölümünde mahsup edebilirsiniz. Yine siz hak ediş ödemelerini aldınız. Bank hesaplarında bunları değerlendiriyorsunuz. Burada artık olay yıllara sarı inşaat onarımdan elde edilen gelirden kopmuştur. Rutin bir faiz geliri, kur farkı, repo geliri oluştuğu için işin bittiği yıl değil, bu gelirlerin elde edildiği yılda ki beyannamemize dahil etmemiz gerekecektir. Yine siz yıllara sarı inşaat onarım işini aldınız. Alt taşeron firmaya bu işi yaptırıyorsunuz. Karşılıklı işler yıllara sarı birden fazla takvim yılına sirayet ediyorsa karşılıklı tekfat işlemleri yapılması gerekmektedir. Yine siz yıllara sarı inşaat onarım işinde sözleşmenizi yaptınız. Birden fazla takvim yılına sirayet ettiğine kanaat getirerek sözleşmenizi düzenlediniz ve tekfatlar yapılmaya devam ediyor. Ancak İş yıl içinde bitti, yıllara sarı olma özelliği ortadan kalkmıyor. Yıl içinde yapılan tekfatlar yıllık beyanname üzerindeki tekif edilen vergilerden mahsup edilecek. 252 no'lu gelir vergisi genel tebliği çerçevesinde indirim konusu yapılacak ve iadeye konu edilebilecektir. Zirai kazançlar var. Burada çok uygulamada en fazla karşılaştığımız olay, zirai kazanca konu ürünlerin borsa vasıtasıyla ya da borsa vasıtasız alım satımı. Burada tarafların durumuna göre işlemin borsada gerçekleşip gerçekleşmediğine göre tekfat yapılmadığı dönemlerdeki sorumlular kimlerdir? Ücretler konusu son dönemde Murat Üstad da bahsetti. Birden fazla ücret elde edenler Gelir Vergisi Başkanlığı'nın bilgisi dahiline girdi. Bu bilgi
eski dönemlerde de vardı. Ancak biz burada bir ücretlinin hangi işverenden hangi dönemlerde ne kadar ücret geliri elde ettiğini bilemiyorduk. Bunu nasıl çözdünüz derseniz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bilgi işlem sistemiyle, altyapısıyla Gelir Vergisi Başkanlığı bilgi paylaşımına başladı. Biz şu anda hangi kişi, hangi tarih aralığında, hangi firmada çalışmıştır, ne kadar ücret geliri elde etmiştir bunları artık nokta atışı olarak görebiliyoruz. Burada da özel durum var. Birden fazla işveren tanımına girer mi, girmez mi? İşte 3218 serbest bölgeler kanunu, 5746 sayılı kanun, ARGE kanunu olması lazım. Bu kapsamda elde edilen ücretlerde istisna uygulaması mevcut değil. AGI uygulanıyor, vergi tevkifatı yapılıyor. Muhtasar beyanname üzerinde işverenimiz burada Terkin müessesesi çalıştığı için birden fazla işveren kapsamında değerlendiriyoruz. Üstad da biraz önce bahsetti. 4691 sayılı kanun kapsamındaki ücretler istisna olduğu için bu işveren sayılmıyor. Yine birden fazla işveren tanımına girer mi girmez mi? İşte çalıştığınız şirketin nevi değişti. Limited'de çalışıyordunuz. AŞ oldu. Kısmi bölünmeye uğradı. İki tane firma oluştu. Alt işverenleriniz değişmiş olabilir. Birleşme sonucu işveren değişmiş olabilir. Bunlar işveren değişikliği olarak sayılmıyor yine Gelir Vergisi Başkanlığı olarak uygulamamızda. Bu durum yeni. Mahkemeler tarafından veznelerden ücret ödemeleri yapılmakta Türkiye genelinde. Ancak veznelerin başlı başına tüzel kişiliği yok. Burada işveren Adalet Bakanlığı olduğu için tek işveren olarak uygulamaya devam etmekteyiz. Yine yabancı dil kursuna gönderdiğimiz personellerimiz var. Bu kapsamda personele yapılan ödemeler 61. madde kapsamında ücret olarak dikkate alınması gerekiyor. İşletme de bunu dönem gideri olarak dikkate alabilecektir. Bazı şirketler üniversitelerde okuyan ya da yüksek lisansa giden öğrencilere burs sağlamakta. Ancak aralarında işçi işveren ilişkisi olmadığı için, hizmet karşılığı yapılmadığı için yedi gelir unsurundan herhangi birine girmemekte. Veraset ve itikal vergisini es geçiyoruz burada. Serbest meslek kazançlarında özellik arz eden hususlara gelirsek, ara buluculuk faaliyetleri var. Gelir vergisi olarak uygulamamızda ara buluculuk faaliyetini serbest meslek faaliyeti olarak kabul etmekteyiz. Neden derseniz burada şahsi olarak bu faaliyet yönetiliyor. Ara buluculuk faaliyeti kapsamında Adalet Bakanlığı ile sizin aranızda herhangi bir işçi işveren ilişkisi yok. Mesleki bilginiz uyarınca elde ettiğiniz bir kazanç var. Bu kapsamda serbest meslek kazancıdır. Yine avukatlar birbirlerinin yanında ücretli olarak da çalışsalar ara buluculuk faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirler serbest meslek kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır. Serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerliydi hasılat yönünden. Giderler yönünden de mütekabili olan ödeme esası, yani fiilen ödenen tutarlar dönemine bakılmaksızın ödendiği yılın gider olarak dikkate alınması gerekmektedir uygulamamızda. Yine serbest meslek erbapları ofislerini ortak olarak kullanmaktadır. Ofislerin kiralarına katılım payı olarak birbirlerine yansıtma yapmaktadır. Burada geliri elde eden açısından gelir serbest meslek kazancı değil, gayrimenkul sermaye irade olarak vergilendirilmesi gerekiyor. Çünkü serbest meslek kazancına ilişkin ilgili maddelerde bu tutarların serbest meslek kazancı olduğuna dair bir düzenleme yer almamakta. Taraflar birbirine tevkifat işlemi yaparak vergilendirmeye devam edeceklerdir. Yine bazı serbest meslek erbaplarımız şirket ortaklığı söz konusu olabiliyor. Şirketler ortaklar adına Bağkur primi ödemesi yapmakta. Bu Bağkur primi ödemesi 68. madde kapsamında gider kaydedilmeyecek. Ancak beyanname üzerinde ödenen tutarların mahsup imkanı vardır. Matrağın tespitinde indirim konusu yapabiliyoruz. Yine serbest meslek erbaplarımızdan biri sormuş. Benim faaliyette bulunduğum
bölgede yabancı dil bilmem gerekiyor, müşterilerim yabancı uyruklu ya da iş yaptığım firmalar yabancı sermayeli, sözleşmeler gönderiliyor. Benim bu sözleşmelere ilişkin vergisel işlemleri yapabilmem için yabancı dil kursuna gitmem gerekiyor kapsamında özelge talebine Gelir Dairesi Başkanlığı bu durum sizin yapmanız gereken zorunlu bir harcama kalemi değildir yorumuyla beraber indirimine izin vermemişler. Ancak ben biraz önce de bahsettim. Bu tür tartışmalı konularda mükellef gerçekten işin gerçek mahiyetinde bu amaçla bu harcamaları yaptığına düşünüyorsa bilgi ve belgesini saklayıp idareye sormaktansa idare flu alanlarda ya da kötüye kullanım olabilecek alanlarda idare lehine görüş ve kanaat bildirmekte. Biz de bu yönde eğilim göstermekteyiz. İncelemeye girildiğinde inceleme elemanı biraz daha konuyu derinlemesine tecrübe edebileceği için, araştırabileceği için inceleme sürecini beklemekte fayda olur diye düşünüyorum. Takdir edersiniz ki Türkiye'de inceleme oranı %4'lerde. Bu kapsamda beklemekte fayda olur. İdare konuya ilişkin bir tebliğ yayınlamadan, bir sirküler yayınlamadan tartışmalı çok ikili konuları sormakta fayda olmaz gibi geliyor bana. Ama takdir yine mükellefin kendini garantiye almak için idarenin bilgisini öğrenmek isteyebilir. O da bir hak zaten. Yine serbest meslek erbabı çalışanlarını yurt dışına dil eğitimine göndermesi noktasında idare olarak biz bu harcamaları gider olarak kabul etmiyoruz. Burada da kazancın elde edilmesi ve idamesi için zorunlu bir unsur değildir. Mütenasip bir harcama değildir. Siz serbest meslek erbabı olarak çalışanlarınızı zaten normal bir prosedür kapsamında eğitimli olarak seçmektesiniz. İlave bu harcamalar mütenasip değildir diye yorumlamaktayız. Yine bazı serbest meslek erbapları müşterilerini olsun, çalışanlarını olsun kombine bilet temini sağlamakta. Bunu da 68'e 1 kapsamında özel harcama olduğu için gider olarak kabul etmemekteyiz. Gayrimenkul sermaye hayratlarına geçebiliriz. Gayrimenkul sermaye hayratlarında özellik arz eden hususlar, kiraladığınız bir yer var. Siz kiraladığınız yere özel maliyet harcamaları kapsamında değer artırıcı bazı masraflar yaptınız. Kira süresinin sonunda burayı mal sahibine terk ettiniz. Bu noktada mal sahibi açısından elde edilen gelir aynen tahsil edilmiş gayrimenkul sermaye iradıdır. Bunun üzerinden tevkifat yapılarak gelir terk tarihi itibariyle GMS'yi beyannamesine yansıtılması gerekmektedir. Yine biraz önce Üstad tersten bahsetti. Geçmiş yılın kira gelirlerini 3 yıl sonra tahsil ettiniz. Benim örneğimde ise siz 3 yıl önce kira gelirlerini tahsil ettiniz. Ancak mahkeme kararı ile haksız bulunarak kira gelirlerinin kiracıya ödenmesine karar verildi. Bu tutarları ilgili yıl gider kaydedemiyoruz. Çünkü özel bir düzenleme yok kanun maddesinde. Ancak düzeltme beyannamesiyle ben bunları artık tahsil etmedim, geri iade ettiğim için GMS'yi beyannamesini düzelterek matrağı azaltıcı unsur olarak beyan edebiliriz. Yine site aidatları var. Biz bir konutu kiraya verdik, oradan hasılat elde ettik. Aynı zamanda başka bir konutta da ikamet etmekteyiz. Orada site aidatı ödersek bunları gider olarak dikkate alamıyoruz. Ancak kiraya verdiğiniz konutlar var. Oranın site aidatlarını da kiracılar değil, mal sahibi olarak siz ödüyorsunuz. Bu noktada Gelir Dairesi'nin görüşü yok. Ancak bu dairelerin ya da gayrimenkullerin yönetimiyle ilgili idamesi için yapılan gider kapsamında dikkate alınabileceğini düşünmekteyim. Ancak bağlayıcılığı takdir edersiniz ki şu anda görüşümün söz konusu değil. Yine özel bir durum, diplomatik statülü gayrimenkuller var. Büyükelçilikler, konsolosluklar bu gayrimenkulleri amacı dışında kiraya verme durumu söz konusu olabiliyor. Burada artık amacı dışında çıktığı için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekiyor. Tabii çifte vergilendirmeyi, önleme anlaşmalarını bir kenara bırakarak bu yorumu yapıyoruz.
Günübirlik kiralamalar var. Bu da 2-3 yıl önceki yıllarda revaçta olan bir konuydu. Günübirlik kiralamalarda sizin bir organizasyonunuz gerekiyor. Bu kapsamda ilanlara çıkıyorsunuz. İlave söz konusu gayrimenkullerin yönetimi için harcamalar yapıyorsunuz. O gayrimenkulleri başkalarının kullanımı için hazır hale getirdiğiniz için bunu biz gayrimenkul sermaye iradı değil, ticari kazanç olarak değerlendirmekteyiz. Yine ivazsız intikal eden gayrimenkulü var mükellefimizin. Bu gayrimenkul için ben amortisman ayıracak mıyım diye gelir dairesine sormuş. Gelir dairesi ivazsız intikal olduğu için bir bedel söz konusu değildir. Bu nedenle amortismanları indirim konusu yapmanıza imkan yoktur görüşü vermiş. Ancak bu noktada benim dikkatimi çeken madde şudur. İlgili 74. maddede şöyle der. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar, amortismana tabi değer belliyse maliyet bedeli, belli değilse emlak vergi değeri ya da takdir komisyonunca belirlenen değer hükmü var. Bu tarafı konunun atlanmış, bu tarafını dikkat alınarak emlak vergi değeri üzerinden amortisman ayrılabileceğini düşünmekteyim. Neden? Verasetle kalsa bile size bir gayrimenkul geçmiş. Bu gayrimenkulü kiraya verip bir gelir elde ediyorsunuz. Bu gelir elde ederken de gayrimenkulünüz yıpranmaya, aşınmaya tabi oluyor. Bu kapsamda bundan da amortismanların indirim konusu yapılabileceğini düşünmekteyim. İdari olarak biz görüşlerimizi değişik dönemlerde değiştirdiğimiz olabiliyor. Bu konuda da benim çerçevemde konuyu yansıtabilirsiniz. Örnek olaylarınız olduğu zaman. Yine tapu harçları var. Gayrimenkul aldınız, gayrimenkulü kiraya verdiniz. Tapu harçları ödemelerini kira gelirlerinden indirim konusu yapabilirsiniz. Ancak döner sermaye bedeli ödemeleri var tapu alımlarında, gayrimenkul alımlarında. Bunu indirim konusu yapımına Gelir Dairesi Başkanlığı izin vermemekti. Yine kanunda 89. madde ile bağlantılı özel okul, hastane gibi inşaat harcamaları yaptınız. Gelir Dairesi şöyle karar veriyor. Ancak ilgili kamu kurumuna ait bir arsa arazi üzerine harcamaları yaptıysanız harcamanın yaptığınız yıl indirim konusu yapabilirsiniz. Ancak siz kendi arsanız, araziniz üzerine hastane, okul inşa ettiyseniz ilgili kamu kurumuna teslim yaptığınız dönemdeki beyanname üzerinden mahsup yapabilirsiniz diye ifade edilmekte. Diğer kazanç ve iratlar, burada ticari plaka satışları var. Değer artış kazançları bölümünde istisna getirilmişti bildiğimiz üzere. Ancak buradaki bizim plakasının ticari kazanca dahil etmemizin sebebi şudur. Bir fiil o plakalı araç üzerinde siz yolcu taşıma faaliyetleri yapıyorsanız artık konu değer artış kazancının dışına çıkmış ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulmaktadır. Yine örnek özelgeden hareketle bir gayrimenkulün intifa hakkı size devredilmiş ancak diğer mülkiyet hakkı tapuda geçmemiş. Burada 5 yıllık sürenin hesabında hangi tarih dikkate alınacak? Örnek olay üzerinden ifade edersek 1996 yılında intifa hakkı size geçmiş. Ancak ilgili gayrimenkul sahibi 2015 yılında vefat etmiş. 2015 yılında intifa hakkı kaldırılarak gayrimenkulün tüm mülkiyeti size geçiyor. Burada 5 yıllık sürenin hesabında çıplak mülkiyetin yani intifa hakkı teslim tarihi olan 1996 başlangıç olarak dikkat alınarak 5 yıllık sürenin hesabına devam edeceğiz. Yine tadilat giderleri yapabiliyoruz kiraladığım gayrimenkullerimize, değer artış kazancını alım satıma konu ettiğimiz gayrimenkullere. Tadilat giderleri değer artıcı kapsamında ise maliyet bedeline dikkate alınarak satış hasılatından mahsup imkanı mevcut. Gelirin beyanı üstad örneklerle beraber anlattı. Ben kısa özelgelerde dikkat çeken hususlardan bahsedeceğim. Beyan sınırının belirlenmesinde geçmiş yıllardan oluşan zararları dikkate almayacağız.
Yine bir faaliyetimiz var, örnek özelliği bu. Mükellef adi ortaklık olarak devam etmekte, yılın ortasında adi ortaklık bitmekte ve zarar elde etmekte. Yine geçmiş yıllardan kaynaklı adi ortaklıktan zararı doğmakta. Yılın kalan aylarında da mimarlık faaliyetinde bulunuyor. Mimarlık faaliyetinden kar elde ediyor. Burada söylediği adi ortaklığın geçmiş yıl zararını mimarlık faaliyetinden elde ettiğim kardan mahsup edebilir miyim diye sorulduğunda bunun mahsubuna imkan söz konusu değil. Yine diğer indirimler var. 89. maddede düzenlenen indirimler. Bu kapsamda basit kazanç indirimi var. Rakamı yanlış hatırlamıyorsam 8.000'lik bir değer. İstisna olarak, indirim olarak dikkate alıyoruz. Ortaklıklarda her ortak şahsi olarak ayrı ayrı bu tutarı dikkate alarak işlem yapacak. Yine hizmet ihracı düzenlenmiş. Burada %50'lik kazancınız beyanname üzerinden mahsubu söz konusu. Ancak düzeltme beyannamesini gelir vergisi beyannamesi verme süresi içinde yaparsanız yararlanırsınız. Bu süreyi kaçırırsanız bu hak elden gitmiş oluyor gelir vergisinin uygulamasında. Yine sağlık harcamaları kapsamında eczanelere ödenen eczanelerden aldığımız ilaç bedellerini gider olarak dikkate alabilir miyiz? Beyanname üzerinde mahsup edebilir miyiz? Eğer yazar kasa fişleriyle aldıysanız indirim söz konusu değil. Çünkü kanunda fatura ve benzeri belge diyor. Faturayla tevsik etmeniz gerekir. Yine eşinizin ilk evliliğinden olan ve velayet altındaki küçük çocuğa ait bu tür harcamaları indirim konusu yapmanız mümkün. Üniversitede okuyan çocuk için yapılan eğitim, kitap, kırtasiye harcamalarını ve özel yurt pansiyon harcamalarını kanun diğer hükümlere dikkat alarak mahsubuna imkan var. Ancak ev tuttunuz, o eve ait doğalgaz ödemeleri var. Bunlar eğitim harcaması olmadığı için indirimine izin vermemekteyiz. Yine spor kulübü derneklerinin üyelere yıllık aidatlar ödemekte. Bunlar da hem serbest meslek erbaplarında karşılaşıyoruz gider olarak ve 89'a 4 kapsamında bağış yardım statüsünde olmadığı için indirimi söz konusu olmamaktadır. Yine söyledik eğitim öğretim kazançları ile eğitim öğretim indirimlerinde faturalardaki bedel KDV dahil mi, KDV hariç tutarı mı dikkat alacağız? KDV dahil tutarı 89. madde kapsamında indirim konusu olarak dikkate alabilmekteyiz. Başkanlığım adına hepinize teşekkür ediyorum sabırlarınız için. Sayın Halil Ünal'a önemli konulara değinerek zamanı da çok iyi kullandığı için çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bir konunun altını çizmek istiyorum. Şu bizim mesleki sorumluluk sigortamızın mesleki faaliyetimizde gider olarak kabul edilmesi konusunu iyi değerlendirilmesini, dikkate alınmasını rica ediyoruz. Bunu sürekli tekrar edeceğiz yoksa sürekli başınıza artacağız bir durum. Biz de notlarımız arasında alıyoruz. Sayın Başkan. Şimdi, evet kendisini çok yakından tanıyoruz. Sürekli bizimle beraber bize destek olan. Ben ona aslında o esprili sunumlarından dolayı sakin güç diyorum. Bir de çok iyi çevreci olduğunu biliyorum. İdare ve yargı görüşleri doğrultusunda özellik arz eden hususlar bölümünde sunum yapmak üzere yeminli mali müşavir, avukat Sayın Zeki Gündüz'ü mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi sabrınıza hayranım. Her sene ve saatlerce burada oturup, ben bir de üşüdüm burada, kalıp buz gibi oldum. O tarafa gitmeye gözüm yemedi. Arkadan esiyor. Aslında en son Sayın Başkan'ın söylediği konudan başlayayım. Sigortaların, mesleki sorumluluk sigortalarının gider yazılması konusunda. Halil Bey'in az önce yaptığı sunumdaki formül hoşuma gitti. Maliyeye sorarsanız gider yazmayın diyor. Biz sormadan gider yazalım. Vicdanı olan, aklı olan inceleme elemanlarına da işi anlatırız
en azından o formülü dikkate aldığımızda gibi geliyor. Ama şaka bir yana hakikaten anlamak mümkün değil o konuyu. Ben önce biraz genel çerçevede neler oluyor, bizleri genel olarak etkileyen konular neler, onlardan bahsedip sonra da hızlıca burada bahsi geçenleri hemen çizdim. Bir kısım mükteza ve yargı kararlarından bahsedip çok da sabrınızı zorlamadan bitireyim istiyorum. Öncelikle bütün meslektaşlar ve iş adamları birbirine af var mı, af var mı diye soruyor. Ben de Mali İdare'deki arkadaşlarla ve siyasi çevrelerle konuştuğumda Bakan Bey sürekli haftada iki gün iki değişik ili ziyaret edip orada iş adamlarıyla görüşüyor. Orada sürekli af yok diyor. Vallahi ben de bu zamana kadar işte hep birlikte tecrübe ettik, şunu gördüm. Af yok dendikçe inanılırlığı azalıyor. Bir. İkincisi bir seçim gündeme geldiği zaman bütün sözler unutuluyor. Şu anki benim hissim bir seçim gündeme gelmediği müddetçe mali idare o geniş kapsamlı af benzeri bir şeyi gündeme getirecek gibi durmuyor. Bakan da o yönde mali idareyle hemfikir benim algıladığım. O yüzden Mayıs'ta af beklentisine göre kart açıyorsanız dikkatli olun derim ben. Haziran mı yaptınız? Vallahi dediğim gibi seçime bağlı. Seçim olduğu zaman bütün yeminler unutulup af her zaman gündeme gelebilir. Onun ötesinde bir başka konu mali idarede tahsilatla ilgili anladığım kadarıyla bir zayıflama algısı var. En azından istatistikler falan da onu gösteriyor. İnceleme elemanlarını büyük ölçüde yeni dönemde, yakın gelecekte tahsilatın hızlandırılmasına dönük olarak vergi dairelerinde görevlendireceklermiş diye duydum. Dolayısıyla vergi borçlarının ödenmesinde biraz mali idare üzerinize gelecek, mükelleflerin üzerine gelecek. O konuyu ifade edeyim. Bir yandan da geçmiş dönemlerde üst üste olan aflar nedeniyle vergi inceleme grubu ki yaklaşık 8.000 kişi oldukça atıl durumdaydı. Doğal olarak vergi incelemeleri bu seçim dönemlerinde bir nevi askıya alınıyor gayri resmi olarak. Şu anda işte yakın gelecekte en az 3 yıl bir seçim yok havasında genel bir taarruzdalar. Adeta hani motive ediliyor, teşvik ediliyor ve hücum borusu çalmış vaziyette. Gördüğümüz büyük ve orta boy işletmeler ağırlıklı gidiyor. Ama bu sahte belgeyle ilgili konular çerçevesinde küçük işletmelere de seri incelemelerde bir yandan yapılıyor. İncelemelerde de inceleme elemanlarına özellikle süre tahdidi konuluyor. Yani eskisi gibi hani ne zaman bitirirsen bitir havasından ziyade işin özelliğine göre 3 ayda bitecek, 5 ayda bitecek, 6 ayda bitecek gibi süre tahdidi konularak da işler verilip olabildiğince hızlı çok sayıda inceleme yapma gayreti var. Onu da paylaşmak isterim. Vergilerle ilgili 7194'ün bugünü ilgilendiren kısımların üzerinde duruldu. Onların üzerinde durmayacağım ama yeni bir kısım vergiler işte gündeme geldi. Dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi, turizm konaklama vergisi. Bunların dışında işte ambalaj vergisi diye kabaca benim GKAP'la ilgili, GKAP diye aslında kısalaştırılan Sayın Başkan'ın da açılış konuşmasında bahsettiği, hepinizin de yakından aslında bildiği ama aynı zamanda bilmediği, çünkü işletmelerin çoğu kapsamda olduğu halde kapsamda olduklarının farkında değiller. Bu iş ilk etapta poşet vergisi diye dilimize yerleşen vergiyle başladı ama şu anda çok sayıda alanı içerecek şekilde yaygınlaştı
ve bir şekilde ambalaj kullanan bütün işletmeleri kapsar hale geldi. Ve hesabı da zor, hani vergi ödeyeceğim tamam deseniz de neyin üzerinden ne kadar vergi ödeyeceğim vesaire, onlar bayağı karışık. Artı bazı işletmelerde biz çalışmalar yaptık, gördük ki oldukça hacimli rakamlara erişiyor. Bazılarında kurumlar vergisi kadar neredeyse bu vergi çıkıyor. Dolayısıyla yeni dönemde epey baş ağrıtacak. Müeyyideleri falan da can sıkıcı. Yani uygulanması bana pek imkan dahilinde gelmiyor. Farkında olmadan kapsama girdiğiniz o beyannameyi vermezseniz normal vergi beyanlarının cezaların dışında bir de hapis cezası tehdidi içeren hükümler var müeyyideler arasında. Yani problemli ama düzeltilecektir diye düşünüyorum. Bunların dışında incelemeler devam ediyor. İncelemelerde sorunlar da tabii ki devam ediyor. Çünkü inceleme sürecinde mali idare, daha doğrusu vergi inceleme birimi VDK bir dönüşüm de yapıyor yeni dönemde. Eskiden işte A grubu denilen bir grup küçük ve orta boy işletmelere sadece bakarken yeni dönemde bu geniş çok sayıda inceleme elemanını içeren A grubunu bir nevi grup farkı gözetmeksizin bütün mükellefleri inceler halde kullanmayı hedefliyor ve kullanıyor fiilen de. Ancak şöyle bir sorun var. Genel olarak bu arkadaşlarımız genç, dolayısıyla henüz yeterince tecrübe sahibi değil. En azından bizim gözlediğimiz olaylarda, tabii ki hepsi için bunu söylemek mümkün değil. Ya da zaman içerisinde tabii ki tecrübeleri artacak. Çok sayı, bir de bu zamana kadar ilgilendikleri konular VDK'nın gene açıklamalarından hareket ettiğimizde daha ziyade sahte belge konuları, %70 civarında onlarla haşır neşir olmuşlar. Şimdi başka konular ve mükelleflere odaklanmaya başladıklarında hemen her yerde sahte belge konuları görme eğilimindeler ya da katı yorumlar yapıp mükelleflerin üzerine daha önce alışık olmadığımız tarzda eleştirilerle gelebiliyorlar ve bir süre bu konular hepimizi zorlayacak gibi duruyor. Randıman incelemeleri yoğun yaygın şekilde yapılıyor ve randıman incelemelerinde çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Çünkü ilk etapta mükellefler randıman incelemesi olduğunu bile anlamıyorlar. Bir takım sorular soruluyor, sonra bir bakıyorlar, bir takım işte hesaplarla, raporla karşı karşıya kalınmış. Örneğin kapasite kullanım işte raporları, kapasite raporlarından hareketle mükelleften doğru düzgün bilgi alınmadan varılan sonuçları duyuyoruz. Üretim reçeteleriyle ilgili olarak genel ifadelerden hareketle bin bir tane belki ürün üretiyor. Genel ifadelerle ürünle ilgili bir reçeteyi paylaşıyorlar inceleme sırasında. Her bir ürün için aynı reçete sanki kullanılmış gibi hesaplar yapılarak tarihatlar yapıldığına şahit oluyoruz. Velhasıl bu tür incelemelerde randıman incelemesi olup olmadığına, sorulan sorulara verilen cevaplara ve inceleme sürecinde mükelleflerin ve bizlerin tabii ki yardımıyla inceleme elemanının olabildiğince geniş açıklama yapılarak kafasında soru işaretleri olan konularda ikna edilmesine çok zaman harcanması gerekiyor. Yoksa sürpriz raporlarla karşı karşıya kalıyoruz ve onu geriye döndürebilmek de kolay olmuyor, bayağı uğraştırıyor. Onun dışında hani bazı örnekler de paylaşayım. Hepimizin hemen hemen işletmelerinde vardır. Faturayı bir yere kesersiniz, irsaliye ile malı başkasına teslim edersiniz.
sattığınız tarafın verdiği direktif çerçevesinde. Detayları bir kenara bırakıyorum. Biz inceleme sırasında ki zaten kabul de etmedi sonunda, böyle bir olayın olabileceğini anlatamadık. Yani fatura başkasına kesilip irsaliye başkasına düzenlenip teslim edilebilir'i anlatamadık. İrsaliyeyi düzenlediğiniz yere, malı teslim ettiğiniz yere fatura kesmeniz gerekir. Siz başkasına kesmişsiniz. Bu sahte fatura dediler. Ve ondan dolayı şu anda o şirketi mahkemeye verdiler. Özel esasları aldılar. Analarını ağlatıyorlar velhasıl. Gerçek ve halen devam ediyor. Şimdi bunlar tabii fıkra gibi geliyor hani bizlere, inanılmaz geliyor. İnşallah buradaki kimsenin başına gelmez, zorlanıyoruz. Bir başka olay da emsal bedel üzerinden eğer bedelsiz mal ithal ediyorsanız ödediğiniz katma değer vergisi emsal bedel üzerinden oluyor ama ödüyorsunuz. Sonrasında da yaptığınız işle ilgili olarak indiriyorsunuz. Belki yapılan işin özelliğinden hareketle dedi ki inceleme elemanı arkadaşlarımız, bu katma değer vergisi senin değil. Ne demek bu? Yani bu gelen ürünü, bedelsiz gelen ürünü kullanarak sen hizmet üretiyorsun, dışarıya hizmet veriyorsun, onu faturalıyorsun gerçi, bedelini alıyorsun ama bu ürünü zaten bu hizmette kullanmak için gönderiyorlar. O halde onunla ilgili bir gider ve katma değer vergisine de senin katlanmaman gerekiyor. Onun için de sen fuzulen ödemişsin o KDV'yi, indirtmeyiz dediler. Ve onunla ilgili de oldukça yüklü tahriyatlar yaptılar. Bir başka mükellefte, hani bunda belki idareten yapıldı havasını biz sezdik. Biliyorsunuz yakın zamanda bir yangın olmuştu bu defter belgeleri saklayan bir depoculuk şirketinde. Onların belgeleri yananların hepsi de mahkemeye başvurdu. Mahkemeleri de devam ediyor. Zayi işte belgesi alacaklar. Bu arada da inceleme yapıldı. Adamlardan defter belge istiyorlar. İşte yandı, bak mahkemeye başvurduk diyorlar. Burada zaman aşımı kaygısı var. İşte zaman aşımına uğrayacak diye zaman aşımına tabi olan dönemlerle ilgili defter belge ibraz edilmedi diye rapor tutulup savcılığa verdiler. Şimdi bir de onlarla uğraşıyor adamlar. Muhtemelen öbür mahkeme bitince onun sonucu savcılığa verilecek. Belki mesele kapanacak falan ama hem vergi tahriyatları var hem de savcılıkta daha doğrusu mahkemeleri başladı. Defter belge ibraz etmeme suçuyla ilgili. Velhasıl inceleme süreçleri bir yandan da zor geçiyor. Onun için çok dikkatli, özenli olmak gerekiyor. Çok üzerinde detaylı, ayrıntılı düşünüp çalışmak gerekiyor. Bilgi verirken, açıklama yaparken, soru işaretleri varsa üzerine gitmek gerekiyor ki sonrasında problemlerle karşı karşıya kalınmasın. Müktezalar üzerinde durmak gerekirse başlıklar itibariyle hızlıca. Bizi ilgilendiren bir müktezaya rastladım. Serbest meslek erbabı bir dönem içerisinde sarf malzemesi satın almış ama henüz tüketememişse dönem sonunda tüketemediği kısmı bir şey yapmayacak. Satın aldığı zaman olduğu gibi onu gider yazabilecek diye mali idare bu sefer insaflı davranıp ne olur ne olmaz kötüye kullanılır dememiş. Böyle bir görüş vermiş, iyi etmiş. Sosyal medya fenomenlerine yapılan reklam ödemeleri bu sıralar yaygın biliyorsunuz. İşletmeler işte ummadığımız kişilerin takipçi sayılarından hareketle onların mecralarını reklam amacıyla kullanıyorlar. Bunlara yapılan, eğer bu kişi bir mükellef değilse
Ki mali idare de şimdi onların da peşinde anladığım kadarıyla onları mükellef yapma ve onlarla ilgili de tahriyatlar yapma gayretinde. %10 stopaj yaparak onlara ödeme yapın diye bir mükteza verilmiş. Ödenmeyen sigorta prim borcu yatırımlardaki gelir vergisi stopaj teşvikini engeller mi diye sorulmuş. Sigortayla ilgili borçların bu teşviği engellemeyeceği, stopaj teşviğini engellemeyeceği yönünde görüş verilmiş. Geriye dönük olarak ödenen ücretler konusu sorulmuş. Ödendiği dönemde ne yapacağız ya da geçmiş dönemle mi ilgilendireceğiz diye. Yani 2020 yılında 2016, 17, 18 yıllarıyla ilgili bir ücret ödeyeceksiniz. Çeşitli nedenlerle ödenmemiş ve bugün ödeyeceksiniz. Bugün ödediğiniz dönem itibariyle gider yazın ve bu senenin kümülatif matrahında dikkate alın diye görüş verilmiş. Vergi mükellefi olmayanlardan yapılacak alımlarda mali idare gider pusulası kullanın görüşünde. İlginç, sadece bu konuda soru gemi alımıyla ilgiliymiş. Ondan bana ilginç geldi. Mükellef olmayan birinin gemisi, birisi de nasıl teslim ettiği, ne olduğunu anlamadım ama gemiyi gider pusulasıyla alabilirmişsiniz ya da öyle alın denmiş. Arabuluculuk anlaşmalarına göre ödenen tazminatlar konusu sorulmuş. İstisna denmiş GVK hani 25'e 1 kapsamında, ama eğer vergiye tabi bir konu da arabuluculukta karara bağlanmışsa konusuna bağlı olarak vergiye tabi tutulacak. Yani şu ücreti, bu ücreti vesaire gibi ücret mahiyetinde olan ve vergiye tabi olan bir unsursa. Az önce araçlarla ilgili yeni 7194'te getirilen düzenleme ile ilgili epey bir açıklama yapıldı. Sadece bir şeyin altını ben de çizmek istiyorum. Tebliğ taslağında otopark giderleri, köprü ve otoyol giderlerinin de %70-30 ayrımında dikkate alınacağı ifade ediliyor. Ancak ben bunların araç gideri olmadığını, araçla ilgili gider, araçla yapılan gider olduğunu düşünüyorum. Genel gider mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Gene ilk yıl aktifleştirildikten sonra faiz giderleri varsa araçla ilgili olarak yıl be yıl dikkate aldığınız, gider olarak dikkate aldığınız tebliğ taslağı bunu da gene %70-30 ayrımında dikkate alın diyor. Ben bunun da, yani faiz gideri, otopark gideri, köprü ve otoyol giderlerinin %70-30 ayrımına tabi tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Mali idare tebliğini bu şekilde kesinleştirirse, eğer önem arz eden büyüklüklere erişiyorsa işletmelerde, en azından ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak konu yargıya belki taşınabilir görüşündeyim. Amortisman konusu var. Tebliğde taslağındaki açıklamalar tam net değil. Şöyle ki, işletmeler her hal ve kârda sınır da getirilse amortismanı gerçek tutarlar üzerinden bilançonun gerçekliği ve muhasebe prensipleri çerçevesinde hesaplamak zorundalar. Yani siz kendi kafanıza göre 160 bin liralık ya da 300 bin liralık sınır geldi. Ondan ötesi tamam, kanunen kabul edilmeyen, ama bu vergiyle ilgili bir konu. Muhasebe ve bilanço prensipleri çerçevesinde siz 1 milyonluk bir gideriniz, taşıt eğer aktifinizde ise 1 milyonun üzerinden amortisman ayırırsınız. Ama belki 300'ünü sadece gider yazabilirsiniz. Geri kalanını kanunen kabul edilmeyen gider yazarsınız. Bu konu tam ortaya konmamış vaziyette tebliğ taslağında. Biz ilettik. İnşallah daha açıklayıcı şekle getirirler diye düşünüyorum. Sevk irsaliyeleriyle ilgili lojistik firmalarınca düzenlenebilir diye bir görüş verildi.
Bu perakende satış fişine dayanarak KDV indirimi yapılamaz deyip duruyor bakanlık ama işletmelerin çoğunda bu fişe dayanarak yapılan giderler var. Olmaya da devam ediliyor, engellenemiyor. Bir şekilde buna da çözüm bulmak gerekir. Tebliğin birinde günlük ihtiyaçlarla ilgili bir esnetme yapılmıştı. Günlük olarak hani bakkal çakkaldan alınan temizlik ve gıda malzemeleriyle ilgili olan kısımda perakende satış fişleriyle gider yazılabilir denmişti ama biraz artık bunun farklılaşması gerekiyor. Onun dışında biraz böyle hızlıca bakıp seçerek gidiyorum. Tapu harcı gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi? Az önce gerçi üzerinde duruldu bunun. Gerçek gider usulü seçilmişse yapılabilir dendi. Yapı kayıt belgesi için ödenenler dikkate alınabilir mi diye sorulmuş. Olmaz denmiş. Döviz cinsinden olan alacağın tahsilinde faiz uygulanmışsa faizle ilgili kur farkını KDV'ye tabi tutun ama ana parayla ilgili kur farkı KDV'ye tabi tutulmaz anlamında 2019 yılında bir özelge verilmiş ki iyi bir, güzel bir özelge. Şöyle hızlıca bakıyorum. Mal ithalinde kur farkı KDV'ye tabidir diye bunu ben her seferinde hatırlatıyorum. Hiçbir şekilde katılmak mümkün değil ama mali idarenin böyle verdiği mayın gibi de ortada duran bir görüş var. Mal ithalindeki kur farkının da katma değer vergisine tabi olduğu yönünde bilmekte fayda var. Bilin ama unutun. Çünkü yapacak pek bir şey yok. Yargı kararlarında baktığımda sponsorluk sözleşmeleriyle ilgili bir karardan belki gene bahsedeyim. Aslında reklam mahiyetinde çeşitli vakıflarla, derneklerle, spor kuruluşlarıyla işletmeler bu tür sözleşmeler yapıyor. Danıştay kararında bu sponsorluk meselesiyle ilgili olarak bir kısım örnek olaylarda bu reklam değildir, sponsorluk ödemesidir. Dolayısıyla bir kısıtlama varsa ki kanunda var spor kulüplerine yapılan bu tür desteklerle ilgili tamamı gider yazılamaz, o kısıtlamalara tabidir anlamında bir karar verildi. Belki hepimizi ilgilendiren bir konuda vergi incelemesine ilişkin düzenlemelere aykırı olarak elde edilen veriler doğrultusunda tahriyat yapılabilir mi? Bir muhasebecinin bir şekilde bürosunda kaç tane defter varsa el konmuş. El konurken de yoklama sırasında el konmuş, nasıl konduysa ve defterlerin çoğu da yazdırılmamış vaziyette. Yazdırılmadığı için bunlara tahriyat yapılmış. İşte bunlar indirilemez, KDV'si vesaire diye. Mahkeme senin bu mükelleflerin her birine birer yazı yazman, 15 günlük süre vermen, defter ve belge ibrazını istemen lazımdı. Buna uymadan yapılan inceleme ve bu inceleme çerçevesindeki tahriyatların kabulü mümkün değildir diye reddetmiş. Güzel bir karar verilmiş. Daha fazla sabrınızı zorlamayayım. Soru cevap kısmında bir şey olursa memnuniyetle cevaplarım. Teşekkür ederim. Üstad'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü seminerdeki elde etmiş olduğumuz bilgileri taçlandıracak bölüme geçiyoruz. O da soru cevap bölümü, faydalı bölüm. Arzu ederseniz bir 10 dakika ara verelim. Arada bize iletmek istediğiniz sorularınızı lütfen görevli arkadaşlarımıza iletirseniz biz onların tasdifini yapıp elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız.
İkinci bölümde görüşmek üzere.